Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet imanı Kur'an'da kalbimizi sabit eylesin inşallah. Kullanacağımız ömrümüzü inşallah kullanacağımızı kullandığımızda hayır eylesin. 2010-2024 Kalp 5, Arnavutköy'deyiz. Dima 268 Kalp 5 Hadisi Kutsi'den Kutsi hadislerde nereden aldım? Marifetname'den aldım. Ee, ama kişinin değil, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hadisi Kutsileri. Burada çok antika şeyler tabi ben hepsini okudum, seçtim. Sonra Süveydey Kalbi çok ilgimi çekti. Sonra Süveyda'yı kalpte ee, çok harika şeyler var böyle alemin. Ben de bu kendime ait bir de o siyah siyah yazılar benim şeyim. Kendim o Risale'nin gözüyle Süveyda'yı kalp. Şimdi ilk önce okuyorum. Ey Ademoğlu kendine sefer eyle. İlk adımda beni bulursun. Bak çok güzel. Bu hadisi çok insan duymak istedi mi? Hadis de bu normal hadis gibi rahmi bir hadis değil değil mi bunlar? Yani e, nasıl olur biliyor musunuz bu usulünün <gülüyor> usulünü? He. <laughs> He. Nasıl oluyor? Mesela Badıl abi bu ilm usulü hadis risan ka kutsi kaynağında izah ediyor. Ayet hadis, hadisi kutsi ve hadis. Hı hı. Ne demektir diye. Lafzı ile manasıyla Allah'tan olana ayet. Manası da, lafzı da Allah'tan. Manası Allah'tan, ifadesi peygamberden ise hadisi kutsi. Manası ile ifadesi de peygambere aitse hadisi şerif. İçi Allah Allah'tan gelmiş mana. ifade şekli peygambere ait. Bu hadisi kutsi. Ey Adem oğlu kendine sefer eyle. ilk adımda beni bulursun. Başka bir hadis böyle düz gidiyor. Diyor ki ey Adem oğlu iç seferinde enfusi yani enfuste mahrum olan afakta yani diş, dış dış e, sefere tutulur. Yani bir insan nefsi geçememişse e, dış dünyada devamlı onunla meşgul olur. İndir bindir onu yapar, ülfeti sarar, sarmalar. Artık ne yaptığını kendisi de bilmez. Her şeyi mülkte izah eder. Ey o ey insan Cesedinde bir et parçası vardır. O kalptir. Özünde ruh vardır. Başka? Ruhtan içeri, yani devam ediyor. Baş Devam ediyor bu hadis. Bir de okuyorum. İnsanoğlu insanoğlu cesedinde bir et parçası vardır. O kalptir. Özünde ruh vardır onun. Ruhtan içeri sır vardır. Sırdan içeri nur. Nurdan içeri... Ben varım. Ey insanoğlu! Kainatları yaratan elbette benim. İnsanın sırlarından başka mekanım yoktur. Görüyor musun? Bu duyuyor değil mi Osman? Hiç sığmadım kainata. Ey insanoğlu! Dünyadan yüz çeviren, çeviren ahirete yönelir. Ahiretten yüz çeviren bana döner. Bana yönelen cisimden yani daha dünyada bedeninde, cesedinde yaşarken ruha girer. Ruhtan sıra ve bana ulaşır. Ey insanoğlu, huzurumu isteyen ceberut, melekut ve mülk alimine iltifat etmez. Bak, huzurumu isteyen ceberut, e, Melekut, Kürs, Mülk, Alem-i Şehadet. Alemine iltifat etmez Cebrail, Ce, Levi Mahfuz bile. Nasut var bir de. Gayb, Arşya. Ceberut, Nasut, Melekut, Mülk. Şeye ne diyordu peki abi o tasavvuf? O, ıı, Tasavvufu mu bu Esma sıfat bölgesine ne diyordu Cenab-ı Hakk'ın oraya? Yani... Tabir daha vardı sanki Ceberut'tan. Lahut. Lahut. Şimdi burada o geçmediği için zikrettim. İlk önce Lahut. Arş, arşazam Lahut. Ceb ce, ce, lefi Ceberut. Tamam Melekut. Bir de Nasut. Esma sıfatı ne diyorlar abi? Esma sıfatı alemine Lahut yani. Nasut mı? Ee, Nasut Lahut. Ceberut. Yani ceberut. Ceberut. Nah nasut. Ceberut. Melekut. Bu tasavvuf literatüründe. Alemlerin sıfatlarını alimler demiş diye merak ettim. Niye böyle demiş Nasuh? O alemlerin sıfatları, Ustad direkt isimlerini veriyor alemleri. arş Azam. Sıralama aynı sizin haritadaki gibi. Evet, evet. Ey insanoğlu! Dünyadan yüz çeviren ahirete yönelir. Ahiretten yüz çeviren bana döner. Bana yönelen cisimden yani daha dünyada bedeninde, cesedinde yaşarken ruha girer, ruhtan sıra ve bana ulaşır. Ey insanoğlu, huzurumu isteyen ceberut, melekut ve mülk alemine iltifat etmez. Görüyor musun? Onlardan birine razı olan maksadına erişemez. Çünkü miraç masivadan yükselmek ve bana kavuşmakla ünsiyettir. İ kab sevap cehennem ve cennet için yaratmadığım kullarım vardır. Allah Allah. Bazı kullarım var ki onları ben cennet ve cehennem için yaratmadım. Onları sebap ve günah için de yaratmadım. Bak şimdi. Allah onlardan eylesin. Deyince bak bunlar girdi. Üç kişi girdi. Ama çok ilginç ama. Bir daha söyleyeyim çok tuhafınıza gidecek. He. Bak. Gaf Gafur bak girdiğin için. Öyle varmış. öyle kullarım var ki diyor. Onları ben e, günah ve sebap için cennet cehennem için yaratmadım onları. Evet, bizim tamam. işimize gidin abi. Şimdi, ya niçin yaratmış ama kullarım var. Onları muhabbetim için yarattım. Onlar beka ehlidir. Ve kavuşma nuru ile yanmışlardır. Allah'a kavuşmak. Ey kulum ben senin içinim. Sen kimin içinsin? Ben seninleyim. Sen kimin Ey kulum nefsini bana verirsen rizam senin içindir. Kalbini bana verirsen cemalim ve kavuşmam senin, senin içindir. En azından bu hadis şey ısınmak için. Çok güzeldi bu. Yani bunu çok harika bir hadis kutsiydi. Dünya sevgisi olmasaydı müminin kalbi bana dön dönük olurdu. İnsanoğlu göklerin melekutuna bakardı. Eğer insanda dünya sevgisi olmasaydı kalbi zerre kadar Allah'tan acılmazmış böyle Mıkdadis Demir'i çektiği gibi. Göklerin melekutuna bakardı devamlı. Sebepler olmasaydı Bak dünya sevgisiydi. Şimdi sebep. Sebep sebepler olmasaydı insan oğlunun kalbi beni her şeyden yakın bulmayı severdi. Ey insanoğlu ben sana ayıplarını örtmekle yaklaşırım. Sen ise benden gafletle kaçarsın. Ey insan kardeşlerin sende günah kokusu bulsalar seninle oturmazlar. Ben günahların örtücü ve halimim. Halimdir. Halim ne demek? Yumuşak huylu, hoş muamele yapan, suçluların cezalarını derhal vermek iktidarında olduğu halde sonraya bırakan yumuşak muamele. Bu hadisi kutsi abiler. Sen diyor mesela Müslüman birisinin kusurunu görse demese bile içinde tutar. Affedemez. Silemiyoruz ki, istesen de silemez. Kafanda kalıp duruyor. Sen bak diyor, kardeşlerin sen de günah kokusu bulsalar, günah da değil ha, kokusunu. Karı kocaları düşün şimdi. Bak, sen ise bak ha, kokusun bulsalar seninle oturmazlar. Ben günahların örtücü ve halimim. Yani siliyor. Ceza vermiyorum. Örtüyorum. Görmemizi engelliyor. Bir hadisi kutsi vardı. Çok acayipti. Diyor ki ben bir kulumu sevdiğimse bazen onun günahlarını görmem. Ey oğlum, sabah çıktığında iki büyük nimet arasında olursun. Hangisinin büyük olduğunu bilmezsin. Günahlarının insanlardan örtülmesini onların seni güzellikle övmeleri mi? Eğer benim senin hakkında bildiklerimi onlar bilselerdi, yaratıklarımdan hiçbiri seninle konuşmazdı. Ben gafur ve rahimimdir. Ey insanoğlu, konuştuğun söz, baktığın manzara, işittiğin ses, kokladığın koku, tuttuğun şey, yürüdüğün, yürüdüğün adım, düşündüğün düşünce elemlediğin elemledin hüzün lezzetlediğin sürür hepsi benimledir hepsi benimle oluyor senin yanında hazırım sana muttalıyım, kalbine bakıcıyım sana senden yakınım Zahir ve batın her zerrede sana ra rakibim. Yani nazar ediyor. Seni kuşatmışım. Se, senin koruyucunum. Bütün iş işlerinde mutasarifim. Bana şükret ve ibadet et. Bana gel. Bana tevekkül et. İşlerini bana ısmarla. Benden razı ol. Senden razı olayım. Sana kefil olayım. Beni kendinle bul. Bunu büyük harfle yazdım. Gördünüz mü? Beni kendinle bul. Neyle bulacaksın beni? Senden başka en cami aynayı bende yok. Şey kimse de yok. Bir daha. Allah adeta diyor ki beni tarif edecek, gösterecek en cami ayna sensin. O zaman benim e, esmanımı, sıfatlarımı tanımak istersen mevcudata bak. Ama zatımı ise kendinle ol. Kendinle beni bul. Kendini keşfederek beni keşfet. Çünkü başka bir yerde değilim, sendeyim. Beni kendinle bul. Nerede olursan ol seninle olurum. Kendim için olduğu kadar senin içinde olurum. Bak kendim için olduğum kadar senin içinde olurum. E ee, şey ee, Yusuf sen misin kapıda? Olun. Bir bardak sıcak su verir misin? Şimdi hadisi kutsi değil. Hadis. Rabbimi mutlak nur bulmuşum. Gerçekten ben... Bak ne kadar değişti atmosfer Osman bak hadis. Peygamber sözüne bak. Rabbimi mutlak nur, nur bulmuşum. Gerçekten ben onu müşahede kılmışım. Allah nur olarak gördüm diyor. Nur olarak ışık zannetme ha. Işık onu aydınlığıdır böyle. Nur değil ya. Mesela bir tanesini söyleyeyim. İç huzur da nurdur. Böyle bir tanımlanmamış, şekillenmemiş bir ferahlık var ya bir O da nurdur. Nur ışık zannetmeyin. Rabbim katında beytü tet ederim. Beytü tet ederim. Yani gece onun huzur, huzurunda onunla ünsiyet eylerim ve kendisi bana yedirir içirir. Hadis devam ediyor. Hak Ömer'in lisanıyla konuşur. Bak bazılar bana demişti. E, nerede kaynak? E, Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Bekir'le konuştu. Bak marifetname'de de var. A, bak o kaynağı yazıyor. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Müminin kalbi yer ve gökten geniştir. Müminin, müminin aynadır. Mümin, müminin aynadır. Mümine mi artık? Elbette Allahu Teala mümin kulu kalbinde vaaz ve nasihat eyler. Allah nasihat ediyormuş kalpte. Onun kal, kalbinde onun kalbinde kayıp hazine olmaya. Hak Teala bir kulunu hayır murat eylediğinde onun için kalbinde bir kapı açar. Şaşılacak nimetlerini ona gösterir. Allah Allah. Bir müminin bir mümin yoktur ki onun dört gözü vardır. İki gözü başındadır. Görünen işleri görür. İki gözü kalbindedir ki onlar ile gayb alemlerini müşahede eder. Şu halde Hak Teala bir kuluna hayır murat ederse onun kalbinde olan basiret gözünü açar. Kulların kalpleri Rahman'ı parmakla parmaklardan iki parmak arasındadır ki yani şöyle şöyle yapmış Peygamber Hazreti onları her nice murat ederse öylece döndürür öyle. Yani iki parmağın arasında. Selim kalp onu döndüreni görür. Günahta da öyle yani. Selim kalp al alameti nedir? Günah veya sebaba dönerken bile bilir. Bu döndürüyor beni. Ve kalbim şu anda dönüyor. Kalbim şimdi buna döndü. Buna döndü. Bu onun arkasına geçmiş. O kadar arkada ki. Kalbin döndüğüne şahit oluyor. Şu bahtiyarlığa bak ya. Kalbinin dön dönerken görüyor. Şimdi konuşurken fikrini seyrediyorsun karşıyı ve fikrini. Sen fikrini gönderiyorsun. Yani fikri kullanırken fikrine bile kimsin? Fikrin arkasındasın. Hissinin arkasındasın. Fikirlerine bakıyorsun. Ne yaptı benim? Nasıl tahrip etti? Bak şu anda sabiyim. Şu anda tahrip ediyor. Şu anda benim karşıya da zarar veriyorum. Nereden alıyorum ben zararım? Ona da zarar veriyorum. Bu üçüncüsün. O ve his. Yani hakikaten nasıl bir sistem ya? Bu çok mümkün ve normal. Olabiliyor mu abi? Nasıl yani? <laughs> ben bir <laughs> iddia ediyorum. <laughs> Yazıyor. Yani o duygu ve mesela <laughs> öfke ya da bir böyle şey geldi. Oluyor. Geldiği halde o geleni yukarıdan seyredebiliyor musunuz? Yani e, o... Yani bir aşağıda biri var. Onu, ona işte kızıyor, öfkelendiğini görüyorsun. Hepiniz bunu kısma şahitsiniz ama her daim olma şöyle. Demiyor musun bak ben söyleyeyim mi? Sen... Hepinizde var bu zerre kadar. Nedir o? A ben sinirlendim ama kontrol edemiyorum ve karşıyı da kırıyorum. Ama sinirlendim. Keşke durabilseydim. Dediğim bazen olmuyor. Mu? Oluyor. oluyor kardeş. Hepini küfran nimet değil de. Mesela bir de şey oluyor. Ee, mesela kıyası bir nefs var ya. Onu bazen kullanabiliyorsun. Şimdi birisini anlatıyorsun. Kadındır, erkektir, çocuktur, adamdır, yaşlıdır, cahildir, ferdi. Fark etmez böyle. Ateisttir veya sefittir. Ne bileyim. Veya bir sorusu var. Şimdi sorusu sordu. E, mahkemette var ya. Ya diyor ilmu hasil. Us usul hadis dersi veriyor. ustad. E, 24. sözde de var. Ya diyor o sual soranın sualine tam mutabık cevap üretiyor. Onu keşfediyor böyle bakıyor. Veya onun hayal edemediği yüksek makamların cevabı var. Ama bunun sorusu vesile oldu. Öyle bir cevap vereceğim ki bunun sorusuna cevap olsun. gaybteki sorusuna da cevap versin. Evrensel olsun o cevap. Şimdi cevap soru sordu. Onun bazen hepinizde olur. Bizde de oluyor çok şükür. Adam soru soruyor veya kadın ne bileyim. Soru soruyor mesela Bulgaristan'da ne oldu? Soru soruyor. Ben buna onun haletine büründürüyor Allah seni. O halet nasıl bir cevap arıyor diye. Çok cevaplar var senin elinde. En az 5-6 tane farklı cevaplar var. B örnekler de var. Bir sürü güneş örneği var, hava örneği var, çekirdek ağaç ilişkisi var, beden ruh ilişkisi var, serbest bölge ilişkisi vesaire. Sen onlardan bir tanesini daha seçiyorsun. Ona ve o haletine giriyorsun. O haletinle boyandıktan sonra bu misali ancak verebiliyorsun ve tesirini de hissediyorsun karşıdan mimiklerinden en azından seyrediyorsun. Biraz ileri gidersen içi oluyorsun. Yani bu şey ya basiret fazla şey değil ama bunlar şöyle yapıyorlar buradakiler kendisini kendisinde seyrediyor, Seyrettiğini de seyrediyor. gayple beraber bakıyor o gayple beraber bakıyor. Bir de tövbe tövbe <töbe> ne demek? Ee, o e, bu ustad bunun tövbe yöntemi... Tövbe. E, tövbe, tövbe doğru. E, ustad diyor ki Kur'an'ı şu şekilde dinle diyor. Mütekelime ezeli Cebrail'i anlatırken dinle. Cebrail peygamber getirecek. Peygamberden sahabe sahabeden biz dinleyeceğiz. Ama Risale-i Nur eğer diyor tefekkür imani, bu dünya açık sana. Eğer tefekkür imani gidersen bu silselerin arkasına geçiyorsun. Allah'tan dinler gibi Cebrail'den dinler gibi ol. Peygamberin yanında oturuyorsun. Peygamber Aleyhisselam'a gelmiş Cebrail Aleyhisselam Vahiy ilk defa getirirken sen de aa veya Peygamber Aleyhisselam sahabeye anlatırken dinle. Sahabe ol yani. Bir de Allah'tan, Allah'tan Cebrail'e gelirken mütekili mi ezeli'den dinler gibi ol. Oradan şu te tefekkürü yapıyorum ya. Haşa. Tefekkür. Daha hiç me eflakı, mevcudatı seni de vücudu haricini yaratmadı. İlmi vücutsun. Allah'ın subuti sıfatında ilmi vücuttasın. Otursa senin haşa yanına. Yan işte yansız yan. Errahman alel arşı isteva gibi. Burada da sen de istiva kenarına oturdun. Hiçbir şey yok. Allah var. Sen ilmi vücut var. İlmi vücut cansız değil ki. Allah'ın ilmi cansız olur mu? Ruhsuz olur mu? Olur. Allah'ın ilminde ruhlusun. Cansız. Diyor ki Ey kulum, ben var, kimse yok. Sen de ilmi vücut ama ruhsuz. Davut. Tefekkür sistemini oturtmak için bunları tavsif ediyorum çok. Bak şimdi ilk önce Nuru Muhammed'i yaratacağım. Ona da şahit ol. Sonra Nuru Muhammed'den mahlukatı yaratacağım. Kendi yaratılışına şahit olmak. Kendin kendine şahit olmak. Bunu konuşturuyorsa Allah. Şu anda bunu tefekkür ettiriyorsa. Bunu sana bana haz ettiriyorsa. Bu böyledir demek ki. Ve yapacaktır zaten. Orada yapacaktır bu. Çünkü isteyene verilecektir. Ne? huri istemiş. Cennet istemiş. Tamam tamam koyacağım. Ama bu derslere katılan dedi ki öyle kullarım var ki ben onları ikaba, sevaba dört tane şey söyledi. İkab. Ce, e, haram işlemeye. Sebaba, cennet ve cehennem korkuları için yaratmadım. Bunların böyle bir işi yok. Sebap günah, cennet cehennem. Bunlar bir saat benim için varlardı. Beni o seyreder, ben de onu seyredir. Bunların şeyi bak. İşte böyle bu hadisleri okuyunca bir talebin oluyor. Abi, bir de dokuzuncu sözde mesela bu namaz vakitleri var ya abi orada fecir zamanı için mesela diyor ki Tur'a kadar evvel bahar zamanında <laughs> yani insanın rahm-ı madele düştüğü avanda hem semavat ve ağzın altı gün hilkatinden birinci günde benze ve hatırlatır ve onlardaki şunat ilahi ihtar eder. Kişideki evet, işte. in inkişafına göre sabah namazına kalktığında e, o, o semavat ve ağzının yaratılışına şahit olma anını kendindeki inkişafı nispetinde... O halet oluyormuş biliyor musun? O halet varmış namazda kanuniyet. İşte bu anlattığım se o seher vakti, o sabah namazı vesaire. Anne karnına düşmeden bir, düşmenin birinci günü. iki şeceri hırkatın ilk günü. Nuru Muhammed'i. Altı gün ya altı inkılap. Buna işte anlatır diyor, hatırlatır. Haletini verir. Sabah namazı zaten bunu veriyor. Yani buraya otur ey kulum. Bak. O yani. Ben mesela sabah namazını şöyle kalkıyorum. Ee, teşvik olun. Okunduğu zaman Allah'a sonsuz şükürler olsun ki sabah namazını bana nasip etti. Huzuruna kabul ediyor. Yani aynı değil. Yatağındayken Allah'a sonsuz şükürler olsun ki e, huzuruna kabul etmek için sabah namazını bana nasip etti. Nasip. Sabah namazı bambaşka. Bir tanesini dedi. Ah e, Mehmet. Ben dedi abi dedi. Ha burada. hepinizi hepinize soruyorum. Hangi namazı kılarken kendi aleminizde dursun. Hangi namazı kılarken daha çok zevk alıyorsunuz? Hiç belirlediğiniz var mı? Mesela ben en çok şu namazı kılarken keyif alıyorum. En, ortalama orta en çok dediğin Süleyman hangisidir? Hatırına gel. Hani düşünerek yapma. Hangisi geliyor? Ben akşam geldi abimce. Kafan hangisi geliyor abim? Sabah. O yani yatsın. On yatsın. Başka. Başka var mı böyle benim şu geldi diyen diyecek? Sabah. Evet. Ha? Bir dakika. Aleminize tutun ama bunun hepsinin bir anlamı vardı ondan soruyor. Senin ruhtaki inkılaptan haber veriyordu ondan. Düşünerek yapma. Hocam sabah sünneti bile öğlenin farzından eftel gelir His, hissi olarak. Yani <laughs> ilmi bırak. İzah değil. Haletin en çok hangi namazdan keyif alıyorsun? Böyle oh. En çok o. Görmek evet bir dakika. Selim kalp onu döndüreni görür. Vay be. Oradaydık değil mi? Kalbin kayıyor kaydıranı da, ka kayanı da, kalbini de görüyorsun. Sen çünkü arkadasın. Görmek gözlerin, müşahede kaplerin, burayı okuduk mu ya? Yok okumadık. Ha. Görmek gözlerin, müşahede kaplerin, mükaşefe sırlarındır. Yani keşif yapma, şahit olmak. Şehit olduğu için, evet. Günah dikilmiş hedef gibidir. Gönül. Ha gönül tabii. Allah Allah. Gönül dikilmiş hedef gibidir. Gönül neredeydi abiler? Kalbin sağdır. Sadra alimlerin ekserisi gönül der. Hangi eksesi tasavvufçular sağdır demezler, gönül derler. İlmi kelamcılar sağdır. sadr derler. Ee, ilmi i̇lmi kelam alimlerin kalbi beş ayırmış, ustad dörde ayırmış. Ee, Fuat yoktur ustatta ama Fuat'ı inşallah yapay zekaya o Fuad'ı Arapça metni var ya Türkçe şey. Onu yazdım yazdım yazdım. Furkan'a dedim ki bunu çevirsin bakayım ne diyecek. Çok güzel şeyler söyledi o da. Onu da okuyacağım size. Ustad sadr bahseder, Kapten bahseder, lüpten bahseder, suveydadan bahseder. Fuat yok. Niçin yok? Fuat'ın sıfatlarına baktım. İlmin kabıdır. Çok acayip sıfatlar var. Hepsi kalpteymiş o. Ustad onların Fuat'ta gördüğünü kalpte görmüş. Fuat çömlek gibi. Evet. İlmin kapıdır diyor. Kalıbı ilmidir. İnsan kalbi Rahman'ın kapısıdır ki kul Rabbi huzurunda duracak mekandır. Vay. Değişik bir şey çıktı Osman. Ee, kalp e, Rahman'ın kapısı gibidir. Kulun daha evden içeriye girmeden destur almak için kapıda durursun ya. Kalp böyle kapıymış. Rahman'ın kapısıymış. Gönül kudret levasıdır. Gönül kudrettir. Bir daha. Gönül kudret levasıdır. Gönül bedenin emridir ve minnet sahibinin esiridir. Gönül surette siyah noktadır. Surette. Kalp, imanın madenidir. Gönül, tevhid ve irfan kaynağıdır. Kalp, huzur makamıdır. Gönül, nur şehridir. Gönül, kabul sermayesidir. Lakin bunlar şey, kendi şeyleri, alimlerin. Okuyorum. Bitti, hadis bitti. Bak ne güzel şeyler tar tarif ediyorlar. Gönül, nur şehridir. Gönül kabul sermayesidir. Lakin zanlar ile meşguldür. Arkadaşlar ben şeyi gördüm. E, ee, Ustatta da, da gördüm bu alimlerde. Vesvese var ya kesin epey şimdiye kadar okuduklarımla. Vehim şey vesvese lümme şeytane kalbe yakın ya. Oradan kalbin içine değil e, sadre atıyor. Cevizin yeşil kabuğuna. Biliyorsunuz daha önce de konuştuk. Kalbi şöyle Alimlerin örneğiydi. Kabuk var, yeşil kabuk. Sadr. Tahta kabuk var, cevizin içi. O kalp. Beyne benzeyen Fuat. İçindeki yağ, lüp, yazılım Süveyda demişler. Ustad bunu aşağı indiriyor. Ustad'a göre cevizin kabuğu sadr. Ee, şey, e, tahta kabuk, e, kalp. Beyin ustada göre lüptür. Ya sıveydandır. Dört. Şimdi ne için bunu say saydım? Vesvese kalbe değil kabuğuna gelir. Sadra gelir. Cennetin tabakası sekizdir. Cehennemin tabakası yedidir. Beni meşgul etmişti bu fark. Adem Aleyhisselam'a cehennem, cennette şeytan nasıl girmiş diye okumuş hatırlarsınız. Cennet aslında yedidir. Cennet yedidir. Cehennemde yedi tabakadır. Cennetin bir tabakası var ki, Ustad İşaret de diyor, alemi şahadete benziyor, ismi ve sureti ama manası cennete benziyor. Dolayısıyla alemi şahadetle alemi gayb arasında berzahlık yapıyor, kafası gitmesin, uçmasın diye. Buradaki erik gibidir, tipi. İsmi de eriktir, tadı benzemez der. İşaret de. O alemi şahadet ile Cennete gitme, girerken kafa yemeyelim diye böyle bir berzahlık yapıyor. Ama cennet hududu içindedir. Onun için cennete dahildir Ama berzahlık yapıyor. Bu Darussalam'dır. Mesela bunu Darussalam'ı şeye benzetiyorum. Bebeklikten 15 sene muhlete benzetiyorum. Eğer doğar doğmaz bir hayal et. Aklın var ağacı görüyorsun. Anneyi görüyorsun. Doğar doğmaz bu kafa var. Bu zeki akıl var, bilgi yok. Anneyi görsen, ağaçları görsen, kesinlikle beyin yanar. Beyni o kadar cebine gidecekti ki 15 sene alıştırma vermiş. Doğunca 15 seneye kadar alemi şahadete uyum yapabilmesi için 15 sene irfan 15 sene vermiş. Bu alemi gaybtan alemi şahadeti gelirken kullandığı yöntem 15 sene irfan. Cennete gi gireceğiz ya itikat etmişiz, yaşamışız. 50 60 sene yaşadık, 70 sene. Cennet cennet cennet, cehennem cehennem cehennem. Araf da var. O da cehenneme giderken Araf. E şimdi bir anda öldün cenneti gitsen. Gene çıldırırsın. Niye haşir meydanına gitmiyoruz öldüğümüz anda? Berza gidiyoruz. Çünkü Berza Berza var ya, mana sahirete sureti dünyaya benziyor. Şu anda vefat edenler dershane var orada. Orada terakki var. Orada ibadet yok, ubudiyet var. Ahirete alıştırmak için şu anda berzahlık yapıyor. Alemi berzah. Bir anda haşi meydanına olsa gene beyin yanar. Allah hep berzah kullanıyor. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Sırat köprüsü de bir berzahtır. Cennet de bir berzahtır. Arş da bir berzahtır. Lefi i Mahfuz da bir berzahtır. Arş-ı Azam da berzahtır. Nur-u Muhammed'i de berzahtır. Berzah da berzah'tır. Berzah da berzah'tır. İşte cennetin, cennetin o, bir anda sistem yanmasın diye, Darül Selam, berzallık yapıyor, onu getir dünyaya Darül Selam, selamette, ekmek elden, su gölden, yani dünya cinsindendir, şey dünya, ismi ve sıfat şeyi el erik mesela. Aynı Darüselam'da erik dünya eriğine benzer. Dünya elmasına benzer. Tadı benzemez. Sebebi der usta işaret edeceğiz Ülfet ülfet lezzet alsın. Manası ünsiyet ettirsin. Zevk alsın. Mesela ondan da şöyle bir misal vereyim. Ömrümde ilk defa ben Bamya var ya Bamya. Karadeniz'de yok bizde memlekette. Benim asker arkadaşım Bolulu'ydu. Ziyaret ettim asker dönüşü. Ve o da annesi de Türkiye'nin ilk Turgut Özal'ın kadın muhtarıymış. İlk o köy muhtarıymış. Oğlum dedi bana. Senin geleceğini oğlum söyledi. Arkadaşımın annesi ziyaret ettik. Dedi ya dedi çok yemek hazırlamış şey yapmış. Özelmiş bir şey yapmış. Önümüze koyduğu yemek bir ünsiyeti anlatıyorum. Ünsiyet için. Bamya var ya böyle şey gibi yiyor hiç çalışmamışız Olan kadın çıksa da bari şu camdan mı şeyden mi nasıl döksek bu bir mı? Onlar laz anlar? Biz anlarız. Etten bile anlamam. Balıktan şundan bir şey. Yani onların özene özene anlattığı bamya demi çok değerli. Senin ilgini çekmiyor. Niye hepsi yapıyorum? İnsanı memnun eden ünset ettiği şeylerdir. Senin için çok değerli olabilir. Ama karşısını ezer. Veya devreleri yakar. Şimdi Allah için cennet çok methediliyor. mı? Kur'an'da methediyor. Ama bir anda dahil olsan şu anda öldün. Ahirete gitsen hemen, ölenler ahirete gitse sistem biter. Kabirde bak kabir bile ey Adem şey oğlu, <laughs> ey falanca falanca telkin. O da berza. İlk defa mükemmel böyle ondan sonra diyor ki alıştığınız ses de telkin verir. Mesela diyelim ki, bana telkin verecek kişi, onun sesine alışmam gerekiyor, simasına. Yabancı olursa, zaten yabancı nükkemek ilk defa görüyorum. Bir de yukarıdaki de yabancı. Onu da duyuyorum. O zaman alıştığım bir ses olacak. Diyecek ki, Ey Hasan! Kabir haktır. Ya zaten kabirdeyim. Kabir haktır denilir mi? Mantıksız değil mi? O kadar şok olmuşum ki, neredeyim bilmiyorum. Bana yukarıda diyor ki, kabirdesin, rahat ol haktır yani hakkın. Yani zalimin değil Tobestov. Hakkın tecellisi. Haktır demek Cenabı Hak demektir. Hakkın sana gösterdiği şeydir. Haktır bu. Doğrudur bu. Yani zulüm değildir. Normaldir bu. Normal o. Haktır bu. Kabir haktır. E peki bunlar bunlar kim? Mükemmül haktır. Ne diyorlar bana? Hesap haktır. Hak hak. Cenabı Hak. Yani Allah yaptırıyor. Rahat ol. İnandığın, bildiğin, alıştığın, ünsiyet ettiğin, iddia ettiğin şeyler bunlar. Hak yani. Garip şeyler değil. U, 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 uçuk şeyler değil. Rahat ol. Dünyadaki gibi. Nasıl yani dünyadaki, yukarıdaki devam ediyor? Hani günahlar, sevaplar sana teklif edilince hangisini yapacaktın? Hangisini? Burada da sana teklif ediliyor. Sen ne yaptın? Bunun niçin yaptın? Gafur bunu niçin verdin? Bunun niçin yaptın? Bu namazı niye kıldın? Bu adama niye bunu dedin? Soracaklar ya. Burada da soruluyor. Bu haktır, hak. Hak, hak. Yani doğru olan bir sistemdir. Garipseyeceğim bir şey değil. Alış, rahat ol. Bu bir berza. Sonra alıyorlar, dershaneye götürüyorlar. Orada terakki oluyor. Sonra kıyamet kopuyor, haşire götürüyorlar. Haşır'da acayip bir inkılaplar var. Ondan sonra bu inkılaplardan da başka bir inkılaba geçeceksin sonuca. Bir anda haşır meydanından cennet olur mu? Olmaz ki sırat denilen bir arza gene haktır o. O da haktır. Sırat haktır. Hesap haktır. Cenab-ı Hak, hak yön demek. Artık şahadet yönü değil bu taraf yönü. Yön demektir yani tamam Sistemdir diyor. Ondan sonra cennete dur bakayım bir anda gene tırtla, tırlatacaksın. Darüsselam'a gir. Dar Selam'a gir. Biraz da alış. Sureti dünyaya benzesin. Vay. Allah Allah. Lezzeti acayip. 40 sene bir ağaca takılır diyor rivayet. O yer doyma yok. Lezzet acayip. Her ısırdığın başka. Her lezzet ayrı. Hiçbirisine sonsuz benzemiyor. Bir ısırdığın ötekisine sonsuz benzemiyor. Onun için bir munadi gelir diyor. Aynı böyle geç hadiste. Ey insanoğlu. Allah'ın rahmetini unuttunuz mu? Takılmış ya 40 yıl kalır diyor. Bir meyve yiyor. O artık o adam müdahale etmek zorunda kalır. Ey Allah'ın kulu Allah'ın vaadini unuttunuz mu? takılıp kalma. Ya bundan başka bir şey mi var? Bundan başka ne var ki? Isı bak ısırıyorsun. Aldığın lezzet dünyada ilk lezzetin şu. Bütün aldığın maddi ve manevi özel mözel hepsinin toplamı ilk ısırdığın zaman aldığın lezzet. İkincisi ise birincisine hiç benzemiyor. Sonsuz uzak. Üçüncüsü sonsuz uzak. Dördüncü uzak. Adam böyle kaldı. Tam 40 yıl geçmiş. Munadi hizmetçi geliyor. Ne yapıyorsun? Allah'ın bizim can nimetleri var. İn gel. Ondan sonra oradan oraya asırlar artık şey yapacak. Daha cennete gitmek için böyle bütün o arkadaşların, kardeşlerinle ondan sonra şeylerle gideceksin. Başındaki zatla. O Mehdi, Asın. Ondan sonra ile nasıl duhul Böyle bir sistem bizi bekliyor. Bunlar anlattıklarım hep 59 günde olacak. Bir gün dünyada olacak. İki aylık mesafede has çiftlik var doğduk anne karnımıza doğduk anne karnına o havuza yıkandık havuza girdik Kabire girdik bir gün geçecek 2 ay has çiftlik var diyor risalede 59 gün kaldı 2 ay 60 gün dünyada bir gün harcadık bu anlattığım sistem 59 gün. Bir de Ya 59 inkılap daha mı var Evet ama e, Erdinçim imkan yok. Korku yok, haf yok. Hep böyle dur, dur, dur. Sana daha bir şey de göstereyim. <laughs> var ya senin çocuklar. Baba, bak, duygulan dokunayım seni. Baba, bak böyle bir şey yaptım, çok sevindin. Baba, senin hoşuna gidecek bir şey var. Dur, daha tek senin sürprizi var. Sen de merak edersin ya. Korku yok. Daha keyifli bir inkılap. Böyle 59 gün. Ama orada gö göreceğin rahat. Ustad diyor meslevide. Orada göreceğin rahat ve muamele dünyadaki ameline bağlıdır. Yani terklerine bağlı. Hiçbir şey yapma. Farzı kıl. Namazını kıl. Tesbihatını yap. Hiçbir şey yapma. Haram yapma yeter. E derse de gelme. Gelme. Derse de gelme. Ne için peki geliyoruz? Haramı yapmamak için geliyoruz. Terke muvaffak olalım diye geliyoruz. Risale-i Nur niye okuyoruz? Tayyar'a bir göre güzel namaz kılmak için okuyor. Yani tertleri muvaffak olmak için derslere geliyoruz. Eğer sen terkleri muvaffak oluyorsan gelme. Bu süreçtir, o sonuçtur. Tek ama, ama, ama imkansız gibi. İmkansız. O zaman geleceksin. Gönül nur şehridir. Görüyor musun? Şeyin cevizin yeşil kabuğu. Alimler gönül kime demiş? Sağdır. Gönül nur şehridir. Gönül kabuk kabuk sermayesidir. Lakin zanlar ile kabul kabul tabi. Gönül kabul sermayesidir. Lakin zanlar ile meşguldür. Gaflet uykusu halkın basiret gözü bağlanmış yoksa o güneş gönülde daima bulutsuz doğmuştur. Gönül huzurda hazır olsa hisler mamur ve mesrul olur. Dünya konaklarını geçme konaklarını geçmek binekle mana konaklarını geçmek kalpledir. Dünya konaklarını geçmek binekle, dünya konaklarını geçmek binekle, mana konaklarını geçmek kalbiledir. Gafilin kalbi dünyaya bağlıdır. Zahidin kalbi ukbaya, ahirete bağlıdır. Arif'in kalbi Rabbine bağlıdır. Arif. Gafilin kalbi, zahidin kalbi. Sevgi, sevgisinin hamuru nimetten daha lezzetlidir. Allah mesela neyi seviyorsak Allah ondan daha sevimli. Onu sevesin diye sana fıtrat ve onu da sana sevditen kendisi daha çok sevimlidir. Gönül dikilmiş bir ayna ayna benzeri. Neyi seyredersin kendini? Şekil ve suretler ona dönüktür. Gönül Gönülden kasıt kalp değil ha. Sağdır. Gönül pat ve temiz denizdir. Hasan abi özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi hani derler ya imanla paranın kimde olduğu belli olmaz. Siz kızıyorsunuz ya. Çok bu. kızıyor. Evet. E, haklı olarak. Çünkü imanın göstergesi İslam'dır aslında. Evet. tabii. Şimdi kalbin kalbi göremezsiniz insanın kalbini. Ama gönlünü fark edebilirsiniz. Yani bu sadrda bir mana kalbin sanki İslamiyeti gibi bir şey mi oluyor? Evet. Zat İslam diyor. İslam diyor, değil mi? E, Sen yoktun geçen hafta. E, sad İslam'dır. Kalp imandır diyor. Ustad Risale'de geçiyor. Sad, kalp. Şey Töbe. İslam sad, iman, kalp malidir. Sa, şeye de öyle diyor zaten. İzandır, bir tanesi iltizamdır der. Gönül pak ve temiz denizdir. İçi ve dış dış duygu nehirlerinin toplanma yeriymiş. Duygular oraya toplanıyormuş. Görüyor musunuz? Bak. Duygu duygular var ya yedi duygu. Sen basar. Sen basar ilim, hayat, kelam, kudret vesaire. Duyu değil ha. Duyu akla bağlı da. Duygu, duygu. Yani kulak, göz, kulak. Duyu organı bu. Duygu ise kalptedir. O ise sadre bağlıymış. Sadr. Direkt kalbe değil. İç ve dış duygu nehirlerinin toplanma yeridir. Gönül her hikmetin kaynağıdır. Kalbin uyanışı asıl uyanıştır. Gönül değil yani. Gönül beden gibi melul olup yorulur. Ancak zarif hikmetlerle neşat ve kuvvet bulup açılır gönül mesela zarif hikmetler var ya hikmet konuşmaları. Hikmet sahip olmak. Ve men hikmete fakat utel hayren kesira. Kime hikmet verilmişse ona çok zülmetler verilmiştir. Hayır, hayır. Ona da hayır. hayır. Ha, ona çok hayır verilmiştir. Uyandınız değil mi? İyisiniz değil mi? <laughs> tamam. Hasan, Hasan hocam da diyor ki manyak kafayı yedi galiba. Ancak zarif hikmetlerle neşat ve kuvvet bulup açılır. Kalplerin içleri gayb sırlarına muttali olmaya yakındır. Midenin orucu yeme ve içmedendir. Dilin orucu lüzumsuz sözlerdendir. Kalbin orucu inkar ve vesveselerdendir. Zira kalbin gözü vardır ki onunla gayb işlerini müşahede eder. Kulağı vardır ki onunla gayb ehlinin kelimelerini dinler. Kalpte bir şey var kalpte. Kulak var gaybi dinliyor. Kalpte bir göz var gaybı seyrediyor. Allah Allah. Gerçi gönül melekut aleminin çeşmesi olmuştur. Gafil kalp zindan karanlığından korkmuş ve sıkışmıştır. Arif'in kalbi arş ve kürsten geniş olduğu muhakkaktır. Allahu Ekber. Arif'in kalbi arş ve kürsten geniş olduğu muhakkaktır. Bütün alem gönül okyanusunda akan bir dalgadır. Abiler şimdi bize de lazım olana girdik. Ha şimdi işte buradan sonra bizim de yer yer gireceğimiz yer olacak. Risale-i Nur güsüyle. <laughs> Ama kalbin yeri ve merkezi yürektir. Yüreğin ortasında bir siyah nokta vardır ki o Süveyda'nın yeridir bak neredeymiş abiler? Merkezindeymiş. Kalbin merkezinde. Kalp neydi? Cevizin kabuğu. Ceviz neydi? Luptu. Onun da o ortası. Bir siyah nokta varmış. Daha önce konuşmuştuk. Gözün siyasi gibi. Tamam. Süveydad yeridir. Bu siyah nokta iç güneşinin doğuş yeridir ki yani arkadaşlar nurani e, ee, açık bir yere mesela diyelim ki şu anda gündüz var. Lamba yaksak gözükmez. Lamba doğmaz. Yani şu anda lamba yaksak do lamba doğdu desek doğmamıştır. Hiç belli değil. Ki. Lamba yaksan ne olacak? Doğmamıştır. Bir şey doğabilmesi için zıttı lazım. Karanlık lazım. İşte en kesif, en camidir sırınca en kesif en camidir. Sırrınca süvede en kesiftir. Mesela şöyle bak. Şu anda kaç derece soğukluk var? Şey sıcaklık 23 var mı? 21 var değil mi? Var. Peki sıcaklık var. Soğukluk yok mu oldu? Eğer bunun altındaki soğukluk her bir nimette vardır bir nikmet. Her nikmette şey ustat diyor ki nikmette vardır dereceyi nimet. Mutlak olsa olmaz. Zıt, değil mi? Heh. Mesela bak 23 derece diyebilmen için evet. altında bunu 21'e, 28'e çıkıp inmesine mani olan gözükmeyen soğukluk var. O zıt müdahale ettiği için 23 diyorsun. 23 diyebilmen için arkasında gözükmeyen soğukluk var. Cennet olmasa cehennem, Cehennem olmasa cennet tazip etmez ve lezzet vermez diyor ya. Mesela cennet olmasa cehennem tazip etmez. Anladınız mı bu sırrı? Burada ha. 23 derece sıcaklık var diyebilmen için arş arkasındaki soğukları görmüyorsun. O tutuyor. 23'te o tutuyor. 23 dereceyi sıcaklık tutmuyor. Sıcağı tutan o oranda tutan soğuktur. Soğuğu orada da tutan sıcaktır. Eksi 3 derece. Bak eksi 3 derece. Onu eksi 3 gösteren soğuk değildir o. Sıcaktır o. Onun için celal, cemal de. Cemal de celal de. Bunu fark eden kemal. O zaman lütfu kahrın şeyin vay. Bir de diyor ki her bir nimette, şey her bir nikmette diyor vardır bir nimet. Risale'de onu bulsanıza ya. Bir bulun. Derece-i nimet <laughs> geçiyor. Derece-i nimet yazarsanız o cümle çok vecizdir. Buldun mu doktor. Derece-i nimet. Her bir şeyde diyor de bir derece-i nimet var. Yani onu mutlaklıktan çıkaran şöyle de misal vereyim. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Çünkü içinde cehalet yok. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü içinde acizlik yok. Allah'a merhameti niye sonsuzdur? İçinde zulüm yok zulümü ben kendimi haram kıldım diyor. Zulüm yok. Bak dereceyi nimette vardır bir şey diyor. Bir bakın ya dereceyi nimette. Şey iman buldun mu? Neyse hadi bakalım ben devam edeyim. Adem Aleyhisselam Aslan abi cennetteyken cennette olduğunu farkında değildi. Bu da öyle. Bu aynı az zemin. Yoksa cennettedir cenneti bilmiyorsun. Çünkü zeminin zeminini bilmiyorsun. He? Açar mısın? Okur musun ya? Gel buraya. Kayıpta kalma. Bir derece hararet her musibette vardır. Bir derece nimet. <laughs> Bak. Bir de yavaş okur musun? Bir derece hararet her musibette vardır. Bir derece nimet. Bak. Dereceyi hararet söylüyor. Derece hararet derecesi gibi her musibette vardır bir derece nimet. nimet. Onu orada tutuyor. Kardeşim soğuğu kaldırın sıcak yoktur. Soğun kaldırın sıcak yoktur. Sıcak kaldırın soğuk yoktur. Nimeti kaldırın nikmet yok. Nikmeti kaldırın nimet yoktur. Onu o şekilde tutan zıttın iledir. Zıt. Mesela küfrü kaldırın iman yoktur. Şirki kaldırın itikat yoktur. Yüreğin ortasında bir siyah nokta vardır ki o Süveyda'nın yeridir. Bu siyah nokta iç güneşinin doğuş yeridir ki o cihanın ruhu insan aleminin arşıdır ki o büyük nokta ismi Cenan. Kalp gönüldür. Külle akıl noktasının aynasıdır ki yani külle akıl ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kainat var ya şecere-i hilkat. O hilkatı gösteren kalbin tarafına külli akıl, e, kainatı gösteren ise cüzi akıl. O büyük nokta, o nokta şeceri gizlidir. Yani şecere-i gösterene külli, külli akıl. akıl, kainatı gösterene cüzi akıl. Sevdanın sevda, süveydayan. Sevdayı sevda diye var, tamam mı? Sevdalım arzulanan şehir. Karanlık şehir. Seyda'da Süveyda'yı katte bir bir şey yok ha. O kadar boş ki nurdan bile boş. Sipsiye olmuş. Sana bunlar marifetnameden mi sizin tespitleriniz? Yok yok marifetname devam et. Benim Bitti ya. Ama bu sayfa var ha Bunu şey yapmak Süveyda. Benim tespit olacak. Olsa bile Osman bir en azından noktaya nazarlarımız olacak ve edecek ya. Yani. Bugün şey, en fazla şu anda yarım saatimiz alacak. Sevdanın büyük şanı, bir daha söyleyeyim. Süveyda şehrinde, şehir şehirde hiçbir şey yok. İçine bir şey koyma. Vokumlar mısınız? İçini. Nuru da vokumla. Manayı da vokumla. Marifeti de vokumla. Vokumla da vokumla, vokumla da vokumla. Çek, 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 çek. Çekemediğin bir şey kalmadıysa olsun veydadır. Allah Allah. Halbuki biz şeftal olmasını bekleriz abi ya. He? Çok enteresan. Halbuki ama kapkar mı oluyor? Çünkü siyah mesela oluyor. şu gözün siyah olmasa, evet. sip siyah olmasa, evet. be, nur olan güneş nerede gözükecek? Evet. Nur nurda gözükmez değil mi işte ona diyecektim gelemedim. Evet. Şimdi gündüz ortası gündüz. Işık yaksan. Işık yoktur ki. Ortaya çıkmaz. Işığın ortaya çıkması için artı derece dedim ya. Zıtının müdahalesi lazım. Güneş sen de gözükebilmesi için güneş, güneş senin siyah bir zemin olması lazım. Hiçlik gibi bir şey mi oluyor? Hiç bu. Hiç oldukça Süveyda'yı kaptesin. Hiçliğini bilmek demek adam debelenip duruyor. Hiçliğini bil, hiçliğini bil, hiçliğini bil. Hiçliğini bil. Ne demek? Süveyda'yı kalbine giyin. Demek ki içini tamamen boşaltırsan gözlerin hacı öyle sifet oluyor. Evet. <laughs> ha, ben araya gitmek gibi olacak ama. Hazreti Ömer Radyo Allah'ın biliyorum sen bir taşsın. <gülüyor> <gülüyor> Resulullah ötmeseydi ben de demesi burada nasıl? Suretini avam halk Kur'an'ın ifadesini kullanmış. Kur'an ekseli kimdir muhatabısı yüzde seksen? Avamdır. Avama etrafındakilere. Şimdi evet o gereken muhabbeti yapacak ama Bunlar öyle inanacak. Bunlar etrafındaki o grup şeklinde, o arkasında cemaat var. Ya sen dedi, sesli konuşuyor. Niye diyorsun ki? Öyle inan, bırak işte. Hürmetini yap, git. Niye söylüyorsun? Niye duydular? Niye sen de bunu naklediyorlar? Ha, sen böylesin ama. Bir de yöntem öğretiyor. Allah ve Resulü sana değer verdiği için değer veriyorum. Ama zahirde benden basitsin. Yani Allah ve Resulü sana değer verdiği için ölçü birimi bak. Benden daha değersiz olmana rağmen sana hürmet etmemin sebebi benden kaliteli olduğundan değildir. Allah ve Resulü referans aldı seni. Yani sana değer verdi. Ben de o için veriyorum. Ama çok iyi biliyoruz ki onun ne demek olduğunu biliyor. Kainata dünya Süveyda'yı kalptir. Kainatın kalbi 15. sözden söylüyorum. Kainatın kalbi küreğe diyor. Küre arz, küre arz kainatın süveydasıdır. İrfan. Küre arzın süveydası Mekke'dir. Kabe'dir. Kabe'nin süveydası Hacer-i Her şeyin her şeyin sahibi hiçbir şey mekan ihtiyaz etmez. O zaman her şeyin sahibi gözükebilmesi için hiçbir şey olması lazım o yer. O yersiz yer. O Süveyda'dır. İçinde hiçbir şey yok merak etmeyin. Baktık gittik içine baktık. İçinde hiç kimse yokmuş. Orada. Yani böyle gitmişler bakmışlar. Demişler ki Voy! otobüsten aşağı gitmişler. Bir şey yapıp kapısına durdular. Bir baktık ki biz şehirde konsolosluk, kapıcı, lambalar, gökdelenler, uçaklar. Böyle nurani bir şehir. Hatta binalar canlı, ağaçları şuurlu. Seni içeri arz edeceklerdi. Gittiler baktılar ki otobüs yolcularına sordum. Dediler ki hiç kimse yokmuş. Nasıl yok? Var mı? Öyle bir şey de görmedik. Ama hududuna geldik. Ondan sonra dediler ki burası yokluktur. Kim geçecek? Pasaportunuz hiçliğini bilen geçer. Sonra hiçliğini bilen hududakada geliyor. Hiç ender hiç olanlar geçer diyor bu sefer. O olur. Hiç olan. Hiç oldun. Ben hiç oldum. Bu bir iddiadır. Olduğunu da yok et. Hiç ender hiç. Oraya mazar oldun. Vay mazar oldum. Kim ben? Bu hiç. Hiç olduğun için mazar oldun. Bu mazar olduğuna olunan mekanda hiç et. Hiç ender hiç. Süveyda şehri, şehirsiz şehrine hoş geldiniz. Her şeyin sahibi hiçbir şey hiçbir şekilde gözükmemesi lazım. Sonsuz nihayetsiz sonluda gözükmesi lazım. Mekanı onun için yokmuş. Sonsuz sonsuz sonsuzda olacak. Yok yani yoklukta olacak. Mekansız da mekan olacak. Mekansız da nasıl mekan oluyor? Bilmiyorum. Böyle bir şehirmiş. La mekan, la, mekan, la zaman. Mekan, zaman. Çok yani güzel demiş. Mahluk, ha, burada var. La mekan, la zaman. Mahluktan maada hiçbir şey yokmuş. Pist, pist var ya uçak. Pist, pist, pist. Evet. Süveyda Büyük Fani. Mehmet. Buradan çıkınca öyle davranma abi. Bu, bu kafa başka dışarı çıkınca başka. Esbab alemindeyken itikattan dem vurmayın. İtikattayken de esbaba tevessül etmeyin. Olduğunuz yerde olman gereken şeyleri yap. Dışarıdaysan git tarlayı ek. İç alemde seyahat ederken bırak çiftçiliği, bırak traktörü buğday ekmeyi. Bu, bu, bu şey bırak oluyor. buğdayı sahibiyle meşgul ol. Şimdi, Esbabı bırak. Evet. Büyük şanı, büyük şanı dış suretinde değildir. Ancak atladım. Neyse. Bu siyah nokta iç güneşinin doğuş yeridir. Arkadaşlar, güneşin doğduğu yer Süveyda. Güneş nereye doğar? Demek ki iç güneşinin doğduğu yermiş. Ve evet, Süveyda'nın yeri neymiş? Güneşin doğduğu yer. O cihanın ruhu, insan aleminin arşıdır ki ama ustad neler diyecek arkadaşlar? Bu Süveyda hakkında bu alimler böyle diyor. En güzeli nasıl diyecek biliyor musun Risale? Bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki bilmediğimizdir. Bu siyah nokta iç güneşinin doğuş yeridir ki o cihanın ruhu insan aleminin arşıdır ki İnsan arşmış arş. Kalbin arşı varmış. O büyük nokta ismi cenan. Kalp gönüldür. Külli akıl noktasının aynasıdır ki aklın hakikati oradaymış. Vahinin sureti kafada ya hakikati de oradaymış. Kalpteymiş. Vahiy Süveyda'ya gelmiyor ya. Abdurrahman bunu dinleseydi iyiydi. Abi. <laughs> evet. Vahiy Süveyda'ya gelmiyor ha. Vahiy kalbe geliyor. Süveyda'da kimse yok ki vahiy gelsin. Vahiy Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın tayin ettiği yerdir Süveyda. Vahiy nedir? Kelam-ı ilahidir. Haşa zat mıdır? Zatın sıfatıdır. Kelam. Anladınız mı bu inceliği? İlam mı diyorsunuz değil mi aynı zamanda? Yok. İlham ne, ilham nasıl? Hasan abi. Basma. Bilmem diyene geliyor. Okumayı bilse gelmeyecek. Süveyda'da tayin ve taşı söz. Bir daha. Ne ilhamı? Vahiyden bahsediyoruz. Vahiy kalbe gelir. Süveyda'ya vahiy gelmez. Öyle bir şey yok. Vahi neydi? Subuti sıfat sayıyorum. İlim, irade, kudret, sem, basar, hayat. Başka ne dedik? Kudret mi? Kelam. İlim, irade, kudret, kelam, hayat, sem, basar. Nedir bu? Subuti sıfat. Zat değil ki. Zatı sıfat var. Şunatı zatı var. Bir de mahiyeti zatıya var. Ha. Kalpte kelam-ı ilahi tecellidir. Vahyin hakikati. Kalpte. O komple demiyorum kalp. Süveyda da kelam-ı ilahi yok. Zat var. Sıfat yok orada. Kendi kendine ayna mi oluyor abi ya? Yani tabiri caizse yani. <laughs> Şimdi kendisinden kendisine. Aynı oluyor değil mi abi? Bendeki o, evet. ondaki ben. Arasındaki Hayti ittisakın yani bağlantı noktası oradan. Bende o var. Bende o var. Ben ilminde ezelebedi yok muyum? Onda. Onun ilminde ben yok muyum? Ondaki, onun ilmindeki ben ile onun bendeki taayyunu ve teşahhusu bendeki o arasındaki hayti ittisal bağlantı Süveyda'dandır. Burada vahiy yoktur. Vahiy, kelam, sıfattır. Burada bir şey yok. Aşkın nihayeti beyazdı, İslami Hazretleri mi? Yani ben seni istedim, sen de beni istedin. Evet. Yani onun gibi ondan dahileri var. Bir şey anlatmıştım size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin elinden tutmuştu. Onu bir şey göstermek için bir eve gelmişti. Hatırladınız ha. Hatırladık da bir daha anlatırsanız çok güzel olur yani. Bir <laughs> akşam Hasan abi orada üçümüz otururken bu mevzuyu konuşuyorduk. İşte Ebu e vakıfların başı dedi ki, ya Resulallah ben de şöyle şöyle bir bildirme tamam. Diyecek ki onaylattıracak. Doğru mu değil mi? Evet diyor. Ama hiç konuşturmadan. Onun şehrine muttalı. Onun şehrini de görmüş. Cennet herkesin makamını görmüş. Ya Ömer senin sarayını gördüm. Dedim ki hangi peygamberindir dedim diyor. Hazreti Ömer nasıl anlamıştır ya? Sonra dediler ki Ömer'in sarayıymış. Ondan sonra Ebu Hüreyre'ye sonra bu hayatını vakfetmiş. Hazreti Ali vakfetmemiş ki. İlmin şehri olsa bile peki ashab-ı Sıfa'dan niye bahsediliyor? Onlar yokluk adamı. Onlar Süveydan'ın mazarı. Hazreti Ali ilmin şehrinin kapısı. Anlıyor musunuz? Risale-i Nur nedir? Anladınız mı? Vahiy deme yeter. Hazreti Ali ilmin şehrin kapısıdır. Yani ilmin kendisi değil. O Ebu Hüreyleler onlar yokluk. Yok. Yokun adamları. Yok ki var olsun. Yok. Onlar şehrin içindekiler mi? Evet. Onlar girmişler. Bir de yok. İşte onlara meclisini kabul etmek eğitmek için Hazreti Ali'nin elinde tutmuş. Ondan sonra Süveyda'ya götürüyor. Daha genç. İlim, ilimi Süveyda'yı gösterecek şimdi. Sıfattan zata götürüyor. Ben Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kapı açılmıyor. Murididir diyor ya Hazreti Ebu Yüreli için. 19. mektupları demiyor mu? Ebu Hüreyre müridi. Devamlı eğittiği. Mürid o. Eğitiştirdi. Aksettirmiş kalbini. Kapı açılmadı. Hazreti Ali yanında. Hazreti Resulullah, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama kim o denmiş? Ben Muhammed. Kapı açılmıyor. Açılmıyor. Hazreti Ali tepeye şey açar değil Hiç hiç yapmıyor. Biliyor. Edep. Şehri ya. İlmin şehrin kapısı ya şehrin kendisi değil. Ben ilmin şehriyim. O kapı ama şehirde bir de yokluk var. Kendi yetiştirdi. Bir daha. Birincisi ne dedi? Beşeriyetini söyledi. Ben Hazreti Muhammed. Aleyhisselatü Vesselam. Açılmıyor. Sonra sıfatına yükselecek. İkinci kez. Ben Resulullah. Sıfata geçti. Sıfata geçti. Gene kapı açılmadı. Bakıyor. Ya Resulallah. Ondan sonra üçüncü kez bir daha yani bir dolaşıyorlar. Bir daha çalıyor. Hiç. Kapa açılıyor. O zaman ağlıyor Hazreti Ali. Hiç. Usta da diyor ki hiç ol ki var olasın. Hiç bilmek. Hiç ender hiç. O kadar var ki. Peki bu nedir? Adem değil bu. Neredeyse Adem'in sır ilimdeki vücut. O Resulullah'ın öğretti Hazreti Ali'ye Adem değil. Adem'i bize öğretiyor usta. Adem'i sırf. Vücuttaki yokluk. Vardaki yok. Bir tuhaf. Bir tuhaf oluyor bizim gezegen Risale'nin. İki, i̇ki, Fatiha bir anlatır mısın? O Fatiha'yı bak Mehmet anlat. Eğli. Bana diyor. Hadesi, Hadesi evet, evet. Bak şimdi. Tam yeri hadis-i şerifte. Ubey bin Kab diye bir sahabe var meşhur. Sırf katibi Resulullah Bak namazda ikler Resulullah'ı çağırıyor. Bir rivayete göre cevap veriyor. Bir rivayete göre cevap vermiyor. Namazdayken ha. Namazdayken çağırıyor değil mi abi? Evet. Sahabe namazda. Onu gördüğü halde çağırıyor namazda gel. Yani bunu yapıyor ki yani akıllara kazınsın diye. Yani söyleyeceği şey ne kadar emniyetli olduğunu hissettirmek için ona e, öyle yapıyor. Sahabenin adı neydi? Ubey bin Kab. Bak namazda Allah Resulü namazda olduğunu görüyor gözüyle ve namazdaki adamı çağırıyor sonra. Bir rivayete göre cevap veriyor, bir rivayete göre vermiyor sonradan. Buyur ya Resulullah diyor. Selamdan sonra. Selamdan sonra işte ben seni çağırdığımda niye gelmedin diye Yani Kur'an'da hemen peygambere hemen icabet edin. Yani size bir şey sorduğunda hemen ona koşun. Yani ayet söylüyor. İşte özür beyan ediyor. Sonra diyor ki sana öyle bir şey söyleyeceğim ki. Bir dakika özür şu. Ya Resulullah namazdaydım malumunuz namazı yedim onun için sana icabet edemedim. O da o ayeti söylüyor. Ama ayet var. Peygamber size bir şey söylediği zaman hemen icabet edin. O, da ne diyor? Aynı bir şey söyleyeceğim ki diyor bu mescitten çıkmadan diyor bunu muhakkak bilip diyor ehline ulaştırman gerekiyor diyor. Bak Allah Resulü alemine doğdu sonra kaybolmasından korkuyor. Hemen o namazda bile çık ben sana anlatayım. Bir recul bir insana insin. Alim şehadete insin bu mana onun için sen iş yaptım diyor. Ya neyse yok. Umumi bir hadis değil yani. Özel bir hadis yani. Herkese söylemiyor yani. Yayılmamış zaten yani. İştihar etmemiş. Yani çoğu ilk defa duyuyoruz böyle yani çoğumuz. İşte o da ehline ulaştırıyor yani hususi yani. Kim ehil ise onlara ulaştırıyor. Demek ki burası da ehil olanların yeri olduğu için Cenab-ı Hak belki burada nasip etmiş. İşte o diyor ki sen diyor sebal meselenin ne olduğunu biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor Resulallah. O diyor yedilerden ikidir diyor. Yani Fatiha söylüyor. 7 ayet. 7'lerden. Evet. Kaç defa Yedilerden iki. diyor. Kaç defa? 7'lerden defa edecek diyor. Biri diyor o diyor ikiye pay edilmiştir diyor. Bak Osman iyi dinle abim. Hadi, hadi, Bak. O ikiye pay edilmiştir diyor. Biri diyor benim önümdedir diyor. Biri de diyor <laughs> abdimin önündedir diyor. Yani hizmetkar manası yani abd. 2'ye pay edilmiştir diyor biri benim önümde, biri de abdimin önünde. Yani iki defa nuzul edecek evet. Fatiha. Sonra oğluna bakacak diyor. Oradan diyor ne sual ederse, ne sorarsa oradan diyor cevabını alacak diyor. O abdim. Onun diyor eşi benzeri diyor ne İncil'de vardır diyor. Ne Tevrat'ta vardır, ne Zebur'da vardır, ne de Kur'an'da vardır diyor. Bir benzeri yoktur diyor onun. Fatiha Aynı için. Sen, yani. Fatiha, için. Fatiha için. diyor. Fatih Fatiha'nın da birkaç tane ismi var. Sekiz tane veya 7 tane ismi var. Yedi tane. İşte bir tanesi Nur, bir tanesi Fatih, yani açmak, başlamak manasında. Böyle Ummul Kur'an, yani Kur'an'ın anası diye bir isim Doğuran, mana doğuran, Ummul Kur'an. Yani Fatiha, Kur'an kulasalanmış ya, o kulas, yani çekirdek nasıl ağaçta kulasalanıyor. Sonra o çekirdekte bir ağaç oluyor. Kur'an da Fatiha'da kulasalanmış sanki, Fatiha'da Fatihleri doğurmuş yani. İşaret edeceğiz de Fatiha ile başlıyor ya. Evet. Yani o onu doğurmuş. Yani Kur'an'dan çıkmış. O yüzden Kur'an'ın mücize-i maneviyesi o yüzden diyor birçok. Kur'an Fatiha diyor iki defa nuzul edecek. Bir bana nuzul etti. Bir de benim abdime nuzul edecek. Abd hizmetçim. Benim tamamlayıcım. O da diyor o recul, o abdim. Ona Fatiha inecek. O zat diyor bir de tablet gibi bilgisayar gibi ne istiyorsa talep ediyorsa Fatiha'ya bakacak oradan Ummul Kur'an ço çocuk doğuran ana gibi Fatiha mana doğuracak. O abdim de ortaya çıkartacak. Ortaya çıkarttığı eserde hiç güneş daha doğmamıştır bu bu çıkarttığı manalara diyor. Devam et. Ne? İşte yüzden fazla diyor tılsım diyor zaten yani. Ustad diyor ki Risale-i Nur'la yüzden ziyade tılsımatı Kur'an'ı çözmüş diyor. Ustad nereden çıkartıyordu? Allah Resulü'nün ifadesiyle Fatiha'ya bakarak. ben Kur'an şey Fatiha iki defa nuzul edecek diyor. İşte işte Sebe yedi defa. Yedi ay. Bir bana ben önümdedir. Bir de benim abdimin önümdedir. Diyor. Bir benim önümde Fatiha. Yani bu Fatiha hakkında Fatiha nasıl bir şeydir? Ne İncil'de, ne Tevrat'ta, ne Zebur'da, ne Kur'an'da. Kur'an'dan Fatiha çıkarsan Kur'an'ın komplesi bir tarafa, Fatiha böyle bir Kur'an'da da yok. Of, oradan çıkarsak. O Fatiha'ya bakarak çıkartmış abdim. Daha mı daha diğer hadisler de var daha. Çok toplamış benim bana attı. Yani bunu konuşturduk bu işte biraz merak etti. Abi dedi Risale nasıl bir şeydir falan dedi. Böyle çay fastı e, çay fastında hani sohbetlerimiz oluyor ya. Hı hı. Orada biraz anlattırdık. Herhalde çay sohbetimiz diye siz de es geçiyorsunuz ya. Hani mecule atıyorum çay fastı aslında işte bunlar anlatılıyor orada. Hani var ya, hac, hac. İşte aslında bu çayda konuştuk değil mi? Evet, çayda. Evet. Çayda damar konular deseniz. Şey, cismani... <laughs> ha doğru. çayda damar konular <laughs> diyeceğiniz tamam. Osman Bilmiyorum. de çaydan mı başlamıştı? Çay ne? sohbetinde. Ha çayda. meyve yerken hatırlıyor musun? Meyve yerken değil mi? O elma var mı? <laughs> Nerede? Cismaniyet Afyon'da, dersleri abi. E, o şeyde. Afyon'da beraber kaldığımızda meyve yiyorduk. Yasin de vardı bak. <laughs> bu elma var mı diye baya bir şeyimiz vardı. Görünen şeyler vardı. İşte var <laughs> Fatiha Sebe Mesani iki defa nuzul edecek. Bir bana bir de abdime. Ben Fatiha önümdedir. O kadar mühim ki namaz kılarken Ubey Kap Hazretleri namazda gel dedi. Namazı boz da gel. Yani diyor. Boz da gel. Ondan sonra bu Fatih iki defa işte Risale-i Nur bu Fatiha'ya bakılarak ortaya çıkmış icazı Kur'andır. Kur'an'ı mucizelerindendir. Benim değildir diyor. Fatiha bakarak "Ne isterse o abdim ondan alacak." diyor. Devam ediyor. İnsan alemin arşıdır sevda. O büyük nokta nokta ismi neymiş? Cenan demişler. Kalp gönüldür. Külli akıl noktasının aynasıdır ki o büyük nokta gizlidir. Sevdanın, bundan sonra devam ediyorum. Sevdanın büyük şanı dış suretinde değildir. Yani dışarıdaki sıfatlar hiç, aklınızda ne var? Silebiliyorsanız silin. Orası sevda. Sildiğini de sil. Ancak. Ancak doğru sırrında hasıldır. Ancak doğru, doğru nedir? Sırrında vardır. Bu sıra o kimse ermiştir ki, Beş geçip melaike makamına varmıştır. Demek ki sevdaya giren yokluğunu bilme nispetinde insan melekleşirmiş. Melekleşir. Çünkü insan meleklere de camidir. Uydurukçasıyla aşkındır. Bizce ona cemdir. Ona camidir. Meleklere de camidir. İnsan melekiyet hayatına da geçebilir diyor ustad. Melikiyet, işte Süveyda'yı kışafettikçe ettikçe arkadaşlar, meleki hayat, melaike hayatına dönüşüyormuş. Yeme, içme, üremeden münezzeh oluyor. O nispetle. Gözlerin görmediğini görmüştür. Huzur ve üns, üns o demek, melcisini bulmuştur. Huzur ve üns, melcisi Süveyda. Zira Süveyda noktasının doğru sırrı bir fert ve mücerret nokta o ilk akıl ve mükemmel ruh olan büyük noktanın eseridir. Yani büyük nokta bilmiyorum ama acaba arşın arş azamın noktası mıdır? Bazı kalplere gelmiştir bu. Nitekim hadis-i şerifte tırnak aç akıl kalpte bir nurdur akıl kalpte bir nurdur. Şu anda ilmi yeni bir buluş. Kalpte beyin hücreleriyle nöron hücreleri var ya akıllı hücreleri. Onlarla alakalı 40 bin tane hücre bulunmuş. Nöron bulunmuş. Kalpte yeni. Yani akıl akıldan önce şey kalp akıldan önce düşünüyormuş. Buna varmışlar şimdi. Akıldan önce akıl varmış. Deneyleri yaptılar. Anlatırdım ya böyle kafaya şey koydular. O akla yani cevap vermeden önce cevap verilmiş. Akıl düşünmeden önce düşünüyor. E i̇şte o Allah Resulü de ne diyor burada? Akıl, bak akıl kalpte bir nurdur. Varit olmuştur. Yani güneşin ışığı müminlerin kalplerine do dolmuştur. Yani güneşin ışığı müminlerin kalplerine dolmuştur. Nitekim canın büyük noktası devam üzere. Her an birleşik harfler ve birleşikleri ortaya çıkarmaktan hali kalmaz. Meğer elhamdülillah Rabbil Alemin var ya elif lam ha. Bu harfler ri birleştiren, ruhlarını birbirine imtizaç ettiren süveydaymış. Kur'an'daki harfleri birbirine ünsiyet ettiren, harfleri birbirine yakın yapan la, elifin yanına lam gelebilmesi için elhamdülillah Rabbül Alemin mana yüklenmesi için ona ünsiyet yaptıran Süveyda'ymış. Ya abi kafayı yiyecek bu adam bazen. Öyle ya. Öyle ya. Bu kadar mı yani? ya burayı da bir tesadüf olmuş olsun. Öyle ya. Kur'an. Çok tuhaf. Harfleri de birbirine imtizaç ettiren bu Süveyda'ymış. Manaları da içimizdeki kaptaki kalptekileri de bize, imanı bize sevditmiş. İmanlı olmaz başka bir şey. İmanlı olmak başka. İmanı sevditmiş bize. <laughs> Bak bir daha söylüyorum. İmanın kendisi değil. İmanı bize sevditmiş ki imanda sebat ediyoruz. Anladık mı burayı? Onun gibi insani hakikat noktası. İnsanın hakikat noktası neymiş? Gece ve gündüz anlamlı harflerle ortaya çıkmaktan bir lansa kesilmez. Gece ve gündüz noktaymış abiler. Gece harfmiş. Şimdi gireceğiz. Esas. Şimdiye kadar. Bir saat, iki saat ısınmaydı. Şimdi hazır olun. Hakikate giriyoruz. Gece ve gündüz harftır. Onunla ne yazılacak? Gece harf olur mu? Arkadaşlar. Gece harf olur mu? Harfi bir, 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 bir şey yapar mısınız? Lam, mim, vav. Anladın mı? kafamızda bu. Böyle alışmışız. Gece harftır diyor. Gündüz de harftır. Ne yazılıyor? gece ve gündüz harfi iki tane harfle menkulat, mevcudat, mevcudat yazılıyormuş. İki tane harf ile. Anlamlı harfler ortaya çıkarmaktan bir lahza kesilmez. Zira hayvani ruh uykuya vardığında biz yatıyoruz ya. O hayvani ruhmuş. Hayvani ruh beden. Hayvani ruhumuz yatıyormuş. E varsa insani ruhumuz alemleri kesiyor. Rüya basit. Ölen hayvan imiş. Hayvan imiş. Bak. Zira hayvanı ruh uykuya vardığında beden hisleri muattal kaldığından yani ruhu ruhuyla doğanlar bilavelettir. İnsanın ruhuyla doğanlar insanmış. Bir hayvanı ruh var, bir insanın ruhu var. Hayvandan doğan hayvandır, akıldan doğan akıldır, ruhtan doğan ruhtur diyor İsa Aleyhisselam. Hayvani ruhtan doğanlar hayvandır. O çocuk insandan doğan insandır. Uykuya vardığında bizde beden hisleri muattal kaldığında rüya gören o noktadır ki uyku bilmez ve muattal kalmaz. Allah Resulü Oysa diyor ki uyuduğum zaman kalbim uyumaz gözüm uyur mu diyor. <laughs> Yok. Ne? Kalbim ve gözüm. Gözüm uyur kalbim uyumaz. E, e, yenami e, 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 aynı, kalbi aynı yedam, kalbi. kalbi. 24. Sözde geçiyor. Yani gözüm uyur kalbim uyumaz başında geçiyor. Yani beşeri, hayvaniyet tarafımız var. Arkadaşlar, hayvandan doğan hayvandır, insandan doğan insandır, akıldan doğan ins akıldır, ruhtan doğan ruhtur, manadan doğan manadır, sırdan doğan sırdır. Süveyda'dan doğan Süveyda'dır. O haletle doğan. O haletle doğan. O haletle doğan. O halete bölünmüştür. Onun için anne kanda da Said Said'dir. Hadiste geçiyor. Anne kanda da de diyor. Annesinin kanda da Said'dir. Çünkü bir havuza girdiler. iki kişi. 22. söz. Yıkandılar diyor. Kendinden geçtiler diyor. Çünkü dört tane nehir var. Gündüz fikirleriyle fiiller icadından ayrılmaz. Şimdi bana ait tefekkür. Siyah nokta, siyah renk, kadaviler. Buraya kadar demek ki sabretmişim. Gece neymiş? Gece ve gündüz harfmış. Şimdi giriyoruz harfe. Bana ait tefekkürümdür. İki nokta üst üste. Gece ve gündüz her biri harf, harftır. Bu harflerle mevcudat yasalıyor. Tıpkı Sesle de, de, ses sus sessizlik bu harfmış. Bu sessizlik harfine sesimle harfsiz harf olan ses de sessiz mekanda yazı yazıyor. Sessiz ortam ses de harfmış. Sessizlik içinde sesi koymak sessiz yere seslerle harflerle harf. Bu da sessizlik harfmış ses de artmış. Ne, ya, ne yazıyorum? Mane yazıyorum. Mane yazıyorum. His yazıyorum. Fikir yazıyorum. Duygu yazıyorum. Latife yazıyorum. Nerede yazıyorum? Sessiz harfte, sesli harflerle, ikisine benzemeyen sessiz harfler, sesli, sesli harflere de benzemeyen elektrik ampule de benzemez, ışık ise hiçbirisine benzemez. Bak şimdi. Gece ve gündüz harfleri, gece gündüz her biri harftir. Bu harflerle mevcudat yazılıyormuş. Gece ve gündüz. Tamam, gir içeriye. Tıpkı ses de, sessizlik de iki harf oldukları gibi. Ses tarfmış, sessizlik tarfmış. Şimdi ben biraz gireyim ağaraya. Evet. Yani benim ailemdeki manalarla tam şey yapmak için. Şimdi kalemle yazdı, kalemle yazmayı öğretti Allah Teala. Peki yazmak nedir? Kalemle yazmak. Yazmak nedir? Yazmak bir manayı sembolle karşı tarafa ifade etmek içindir. Yani unutkanlık diye bir şey olmazsa karşı tarafa kendimi ifade edebilmem yazmakla olur. Yazmak denen şey ise. Sembollerle karşı tarafa senin kelamını, manayı iletmek. Yazmak, zaman ve mekanın kaynağıdır. Zaman ve mekanı ortaya çıkartmak içindir. Yani ya, bunlar hepsi yazı, kelam, anlamat. Evet. Hiç evet, kalmasaydı. evet, evet, evet abi. Bunlar hep manadır. Seni teyit eden söylüyorum. Biraz da ufkun çitaşı olsun diye. Seni teyit ediyorum. Yazmak nedir demedin mi? Zaman ve mekan. Eğer yazmak olmasaydı zaman ve mekan yoktur. Bak şu şu boşluk olsa. Bu boşluk olmasa bu yazı gözükmez. O zaman yazı ne kadar değerli ise yazıyı gösteren yazısız, vasıfsız boşluk da bu vücut kadar vücuttur. Bu boşluk bir harftir harf de bir harftir. Ama mana ise bu boşluğa, bu yazıya benzemeyendir. Ha, o zaman ben yazmak kalem, ne, yazmak nereye? Sayfaya. Sayfa mekandır. Yazmanın kendisi sıralamadır. Öncelik soralık, öncelik soralık zamandır. Kalem zamandır. Sayfa mekandır. De, tabiri diğerle bizim. Yazmak tasavvurdur. Sayfa tahayüldür. İkisinin cemi zamandır. Zamanın mülkü mekandır. Evet. Melkan mekanın melekütü zamandır. Yani devam et içi, içine kalmadı vicdan yapacağım. siz de vicdan Sen de bir sus yeter Devam devam devam. devam. Allah Teala ya, e, yani sembollerle konuşuyor. İnsanoğlu sembollere manayı yükleyip konuştuğu gibi Allah Teala da sembollerle konuşuyor. Evet. Kainat kitabında Allah Teala'nın kainat harfleri semboller, manalar yükleniyor. Yani bunlar e, ya bu ne alakası var bununla değil. Yani Allah Teala kelam var orada, kelam var, mana var, yüklenmiş oraya. Semboller. Yani gece bir harftir doğru. Allah Teala'nın kelamının her biri bir harftir. <laughs> konuşmasıdır Allah'ın konuşması. Kaynat Allah konuşur. Şey, yaratır, daha daha, daha ileri geliyor şimdi bak. Seni Hasan şey. abi, Konu düşünmeyin. <laughs> devam ederse Hasan abi. Yaratırken konuşuyor demişti Hasan abi. <laughs> sembol iki karşıt şeyi bir araya getirendir. Farklı iyi dinleyin ama. İki karşıt gece ve gündüz. İki karşıt soğuk ve sıcak. Aynı yerde olabilmeye sem, tutana sembol denir. Sır gibi. Bir daha. iki karşıt. Soğuk sıcağı. Mekan mekansıza. Ee, gece ve gündüze. Zıt ya. İkisini bir arada tutabilene tutabilene sembol. Sevda. Geçe, geleceğim. Sevda. İki karşıt şeyi bir araya getiren devam ediyorum. sembolün tarifi. Rukata şey yapacak. Koyar Osman. Sonra yani bu kaydı şey yaparsa Kendisine uygun cümleler kuya, kurarak. Benim dediğim gibi yapma. Farklı değil. Karşıt. Yani mesela diyelim ki elma yedik de. Bu el, Amasya elması değil. Isparta elması değil. Bunlar farklı. Fark bu. Karşıt. Karşıtların birliği semboldür. Sonra Allah'ın ayeti böyle bir şey. Farklı değil. Karşıt. Zıtların birliğidir. Misal irade ile çalışan tarafımız var iken irade dışı çalışan sistemimiz de vardır ki insan bununla sır sahibi oluyormuş. İrade ile çalışan tarafımız var. İradenin dışında çalışan kan pompalanıyor. Böbrek çalışıyor. İrade ile alakası var mı? Yok. Yani ama irade ile çalışan tarafımız var. İra, ayak atmamız iradeyle. ile. Geleyim mi gelmeyeyim Şu anda kalkabiliriz. Kalkmıyoruz. Oturuyoruz. Bu irade. Yani şimdi diyor ki Misal, irade ile çalışan tarafımız var iken, irade dışı çalışan sistemimiz de var ki, insan bununla sır sahibi olur. Bunları ifade edebilene sembol deniyor. Böbrekler, karaciğer, bunlar irade dışında. Kafayı çevirmek, çevirince görüyorsun, onu gördüm, onu görmüyorum şimdi. Işte. Acı görüyorum. Kafayı çevirmek, ayak atma, el kaldırmaklar, kaldırmaklalar ise iradelidir. Bunu ibadette görünür ki namaz oruç gibi. Namaz oruç değil. Yani namaz kılmak dedir. Aslında kılmamayı kaldırıyoruz. Namaz kılmamayı ortadan kaldırmak. Namaz kılarak yapıyoruz. Aslında namaz ikame etmek bir şey kaldırmaktır. Mesela ateistin ateistiyim. İnkarın inkarcısıyım. İnkarın inkarı, adavete adavet ediyor, muhabbete muhabbet ediyor gibi. İbadet böyledir. Bunu ibadetle görünür ki namaz, oruç gibi. İtikat da, tevhid de yani celal ve cemalin bir birliğine ki kemal. Hatta imanın imanın sureti itikattır. İtikadın melekütsiyeti imandır. Kemal ancak karşıtların birliğidir. Celal, cemal, karşıtların birliği kemaldır. Kemal hiçbirisi değil orta. Elektrik kabloda ampul gözüküyor. Wolfram teli ışık hiçbirisine benzemiyor. Işık kemaldır. Elektrik celaldır. Ampul cemaldır. Karşıtların birliği. Çoklu anlatımın tevhididir sembol. Çoklu dedin ya Bunlar çoklu anlatımın birliğidir sembol. Nefes alma ve verme arasındaki berza olduğu için ne denmiş? Nefis denmiş. Nefs, nefes. Olduğu için nefis de iman küfür arasında berzahtır. Sembol zıtlarının birliğini nasıl gösterir? Yansıtıcıdır. Sembol yansıtıcıdır. Kendisini göstermiyor ama yansıtıcıdır gösterirken gizleyen birliğe sahiptir. Gösterirken kendisini gizleyebilen. Evet yani Allah böyle bir şeydir. Çok açırken Allah zoru yapıyor. Çok açırken açık olmaması, olamama, olmaması. Çok açırken gizli olabilmesi. Bütün şekillerin sahibi iken kendisinin şekli olmaması bu çok zordur. Çok açık olacaksın ama gözükmeyeceksin. En zor işi yap. Bak bir daha. Sembol. Sembol zıtların birliğini nasıl gösterir? Şöyle. Yansıtıcıdır. Gösterirken gizleyen birliğe sahiptir. Gösterirken gözükmeyendir. Cenab-ı Hak gösterirken gizli olabiliyor. Buna perdeli libas denilir. Risalede. perde, perde. 70 bin perde. Bu perdeye de ustad libas diyor. Gizledikleri belirlenen gösteriyor. Bak gizledikleri gizledikleri belirleneni gösteriyor. Yani anlamadım. Kırmızı kalem gözüküyor. Oysa yeşil kalem. Mavi. Bu elimde kırmızı kalem var. Kırmızı kalem gözüküyor. Aslında çok basittir kırmızı gözükmesi. Niye kırmızı dedin? Oysa altı tane rengi gizli kalıyor ve birine sen çık görün denmiş. Yedi tane renk demiş ki altı tane yedi hepsi meşveret etmiş. Kırmızıya demişler ki sen çık bizi göster. Ama kırmızı diyebilmen için tam altı tane de rengi bilmen lazım. mı? Evet, o şimdi bu kırmızı ismazamdır. Altıyı tazamın ettiği için. Kırmızı gözükürken aslında gözükmeyenin de ifadesidir. Altı tane niye kırmızı dedin? Siyah demedin? Siyah değil, mor değil, sarı değil. Bunu niye dedin? Yeşil niye dedin? Kırmızı niye dedin? Bunları gizlemiş. Bir daha okuyayım. Oysa altı tane rengin gizli kalıyor ve birine sen çık görün denmiş. Kırmızı gözüküyor. Kırmızı gö gözükürken ama altı tane gizli olan renklerin ifadesidir. Biz ışığın cisme çarpmasının yansımasını görüyoruz. Cismin kendisini göremiyoruz. Kalemi göremezsiniz. Zatına amayız. <laughs> Geldik şeye. Zatına amayız. Ey Allah'ın Resulü. Allah bu kainatı yaratmadan önce neredeydi? Amadaydı. Biz zatına amayız. <laughs> Bunu biz göremeyiz. Zatına amayız. Bundan yansıyanı görüyoruz. Ha? Şuradan yansıyor, buradan yansıyor, buradan yansıyor, buradan yansıyor. Ha. Bu yansıyor. Biz zatına amayız. Zatını değil, yansımış kırmızı sıfatını görüyoruz. Güneş yedi renginin altısını yutup, birisini, kırmızısını yansıttığını gösteriyor Ziya. İyi dinleyin şimdi tutkularıyla tutkularıyla kendisi yani milleriyle ile sıfatı bak zaf tutkularıyla kendisini tuttuklarıyla yani bir daha tutkuları demişim yanlış oldu. Bunda hı hı. altı tane renk tutmuş mu? Evet. Bir tanesini dışarı çıkarmış mı? Evet. Yedi taneydi. Bu kalem Mavi midir? Evet. Altı taneyi tutarak kalemin zatını yansıtması ile kalemin sıfatını gösteriyor. Tuttukları değil yansıtları değil de sıfatını gösteriyor. Bak tuttukları ile zatını. Tuttukları zatını gösteriyor. Yansıttığı sıfatları ile çıkanlarla zatını değil sıfatını gösteriyor. Onun için gözükenler basit. Tuttuklarıyla kendisi yansıttıkları ile sıfatı sıfatını altı rengi göster göstermedi altı rengi göster göstermedi göstermek istediği kırmızıydı. Ondandır o deyizatından. Evet. O zaman kırmızı kalem bana diyor ki sana gönderdiğim kırmızı renkle ilişki ku kuralım bu senle kalem altı tane diyor ki sana gönderdiğim sıfatımız var bir tanesiyle kırmızıyı sana gönderdik. Onunla seninle ilişki kuralım Hasan. Yansıttıkların da yansıtmadığıma gel. Zahirim kırmızı. Batınım altı renk. Evet hepsi. Evet, hepsi. Bak gönderdiklerimle ilişki kuralım. Ta göstermediklerimle tanıştırmak için. Tanışalım diye. Niye altısını göndermedin diye sordum. Onu yansıtamıyoruz burada. Olmuyor. Bur buranın kabiliyetsizliğinden. Evet kabiliyetsizliğinden. Ama sende kabiliyetsiz kabiliyetler var. Kabiliyet var. var. Çünkü eşyadan daha... Daha canlı. Evet daha canlı. Ama bu kabiliyetsizlikler açılmazsa... Ötekisine Tabii intikal hiç olmayacak. Tabii mesela bu bugünkü bu haletin olabilmesi için bugünkü derse gelmen lazım. O istidatların olabilmesi için o istidatsız istidadın bu istidadın inkişafı lazım. Orayı çekelim abi ya. Sen bulmasın. Yedi renkli de sonsuz. Açık abi ama sayfaya da çıkabilirsin. Ama arkaya da geçeyim. Hepsi var. Ama bunu aynı adayla ediyor. Bunu... Dün de şöyle bir şey söyledi Hasan abi. sen yoktun. Osman'a var abi. Ha? Ha mı? Yok atılmadı mı? Bu yok. Hatırladım. Bu yok. Tamam, Bu, yok. tamam. Bu, yok. Devam, şey gafı neydi o? Ben de merak ettim. Bu Ha. Dur desin. Dün, yok, dur dur. Ne dedi yazardı dedi. Aşk. Muhabbet. Evet, geçiyor. Bunun için getirdin? Ha? İşte hmm. şey, şey olsun. Var var Kırmızı, var. Kırmızı ve yeşil gibi koyu şey. Kaldırdık. Diyor ki sana verdiklerimle sıfatlarımızı veremediklerimiz de verilemez. Onlar zatım var. Zatımı gösteriyorum. Zatımı sıfatlarımla ayan ediyorum. Verdiklerimle gel, veremediklerimle al. O veremiyorum, sen alacaksın. Bu verilmez, alınır. Verilmez o, alınır, alacaksın. Onun için diyorum ya, mutluluk, huzur yoktur. Uyandıracaksın. Öyle bir sana giydirilecek ekmek, fasulye, pirinç pilavı gibi bir şey değil mutluluk. Huzurlu olmak. O uyandırılır. O zaman her şey suretin tersi aslında. Aslında öyle. Çünkü Şimdi Allah e, yansıttıkları ile sıfatlarını yansıt yansıtmadıkları ile zatını gösterir. Osman Osman Allah yansıttıkları ile sıfatları şey yansıttıkları ile sıfatını yansıtmadıkları ile zatını bize gösteriyor. Ya, yansıttıkları ile gel zatıma tanış. Zatımı al. Sembol böyle bir şeydir. Geceyi okuyayım size. Gece bir cümle. Gece beşeriyetten beşeriyetini örten insaniyetini batının açığa çıkarandır. Beşeriyetini örtüp insanlık tarafını çıkarandır. Onun için Miraç gece olmuştur. Gündüz ise ekseriyetle beşeriyetini açığa çıkaran batınını örtendir. Gündüz belirlendi Nedir? Ağaç, ev, masa, tamam. Sayabildin mi? Saydın. Çok saysan bile saydın. Geceyi örter misin? Say. Adem gibi. Sonsuz. Olasılıklar sonsuz. Onun için gündüz beşeriyetimizi gösteren aynadır. Beşeriyetimizi ortaya çıkarır. Çalışmayı, piyasa hayatını. Gece ise senin insaniyetini ortaya çıkartır. Bir şey evet. Gece gece zahirini örtendir, gündüz batınını örtendir. Bunu unutma Şeyh Osman. Bak gece zahirini örten, gündüz batınını örten. Ee, başka devam ediyorum. Gece şuradan alayım. Ref rafa kaldır deriz ya. Sen seni kaldır. Ref olur. Bir manası ile lefi mahfuz külli akılmış. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya cüzi akılmış. Anlıyor musunuz? Ne anladıksa. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya seyahat cüzi akıldır. Yani, Mescid-i Aksa'dan Lef-i Mahfuz'a külli akılla gitmiş. Aşk -ı. Aşk -ı. Aşk -ı. Burak. Zahirde gece niye ben bunun delisi oldum? Deli meraklısı değilim. Vallahi Allah şahit. Gece niye miraç oldu? Delisi oldum. Kafayı hiç şey yapacağım ben. Ya. Sokak azı kullanmıyorum. Kafayı yiyeceğim demiyor. Bunun delisi oldu. Niye miraç gece oldu? Niye gündüz gitseydi de gitseydi? Oo, Mescid Aksa'ya gidiyoruz. Baba ev şehirleri geçiyoruz. Vay be. Bulutlar geçiyor. Ya, uçakla kardeşim. Burak uçağıyla bulutlar. Vay ne kadar hoş. Gece gezdirsin. Şey niye gezdiriyor ya? Her şey örtülmüş. Gece ne işi var? Sen gezmeye gece gider miydin? E, tabii. Mer Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya cüzi akıl refref -ref. Cebrail götürüyor. Cebrail götürüyor. Mescid-i Aksa'dan Lef-i Mahfuza külli akıl Burak götürüyor. Burak götürüyor. Refref -ref. Ondan sonra Cebrail'in ortadan kalktığı, ceberut ve aklın yok olduğundan başlar. Ona dedik de ama anlamadım. Ref, 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 ref. Yok yani akıl, külli akıl. Orta ak akıl yok diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. <laughs> Bir tanesi oradan konuşuyorsa, orada gördü falan diyorsa, o diyor hala akıldadır. Orada konuşma yoktur. Kelam bitmiştir. Konuşma nereye kadardır? Lef-i kadardır. Ondan sonra yoktur. Devam et. Mescidi Aksa'dan lef-i mahfuza külli akıl, Zahirde gündüz açığa çıkaran, zahirde zahirde orta var olanları ortaya çıkaran gündüz iken aslında batınları örtendir güneş. Güneş örtendir, örten. Açığa çıkaran değil. Zahirleri gösterirken batınları örtendir güneş. Yani adamın bedenini gösterirken güneş öne çıkarırken içsel enfusi alemini gizliyor. Bu Hasan budur, şudur, 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 şudur. Kesletle ulaştı. Keslet. Bu cihetle mülk ile melekütü örtendir gündüz. Bir daha. Bu cihetle mülk ile, kaçırma, mülk ile melekütü örtendir gündüz. Gece ise tam tersidir ki kabr, kabr kabrı kalpten manalar çıplak çıktı kabr bir manasıyla gizlilikleri ortaya çıkaran kabir neymiş biliyor musun kabir örtüldüğümüzü zannediyoruz gizliliklerimizi ortaya çıkarandır kabir kabr, kabr kalp gibi bizi örten kaybeden yok eden değil gizliliklerini sana seni sana gösteren gizliliklerini gizlediklerini bilerek veya bilmeyerek gizlediklerini de seni sana gösteren aynadır. İnkılaptır. Kabr. İçinin dışına dönüştüğündür. Aslında kabire girmek içinin dışına, dışının içine dönüştüğün yerdir. Ya, be bedenin örtüyorsun. için batının dışarıya çıktı. Peki batının ortaya çıkmasına ölümse yüz bin gözde istenir. Çekirdeği aç yapandır. Toprak çekirdeği açan yapardır. Kabr ise gizliliklerini açığa çıkarıp ağaç yapandır. Onun için zahirde merhametsiz gözükürken merhametlilerin en büyüğüdür. Çünkü çekirdeği parçalayıp ağaç yapan merhametsizlik mi olur? Çekirdek ağaç olmasına sebep olan toprak ise rahmetin mukaddemesidir. Ustad da rahmet kapısıdır, nur kapısıdır diyor. Kabir için. Ya. Duruyor. Gece ise tam tersidir ki kabr bir manasıyla gizlilikleri ortaya çıkaran seni örten örtünün kaldırması demektir. Seni örten örtülerinin kaldırılması demektir. Kabr, kabr, kabir de kalp de aynı şeyden. Kaldırması demektir ki batının zahirisine kabir, kab batının zahirisine galip gelme anı ve zamandır. Batının zahirine galip gelme mekan ve zamanı kabr, kabirmiş. Cebrail aleyhisselam, ceberut, tasavvufta ceberut yani lefi mahfuzun timsali mumesilidir. Lefi mahfuzun yani ceberut alemlerinin timsali suretidir. Cebrail. İyi dinleyin. Ref -refe malzeme yaptım şimdiye kadar. Şu kitabı ref -eyle Deriz ya. Ref -eyle. Yani kaldır. Rafa kaldır. Kitabı rafa kaldır. Onu Osmanlıcadan aldım. Benim değil. Alimler demiş. Refu ref eylemek. Refu ref eylemek. Yani kaldır kaldırdığını. Kaldır kaldırdığını refu refeyle. Kaldırdığını kaldır. Ref refe bilmiş. Kaldırdığını, kaldırdığını da kaldır. Yani aklı evet. Gibi aklı... Yani hiç ender hiç. Koya. Fatiha iki tane kişiye nüzul etti. Bir Allah Resulü'ne bir de Abdübe. Anlıyor musunuz? Fatiha'nın Risale-i Nur. Risale Nur gözü bak ne yaptırıyor adama. Sonra Kabir neymiş şimdi? Gizliliklerin ortaya çıkarandır. Çekirdeği ağaç yapandır. Tamam. Seni sana gösterendir. Zahirde nedir? Karanlık gibiymiş. <laughs> Karanlık oysa Süveyda'yı kaptır. Çekirdeği burada ağaç yapıyorsan gene kabirdesin. Kabir vazifesini şu an... Yapıyorsun. Refu refeyle demiş. Ehli. Ehli demiş. Ne demek demiş alime? Osmanlıcadan geçirdim. Bu benim değil kaldır kaldırdıklarını. Hem mülkünü hem de melekütünü kaldır. Refu refeyle, refrefe bin. Refu refeyle. Kaldır kaldırdıklarını. Yani mülkünü ve melekütünü üstünden kaldır. Kendi üstünden kaldır. Gömleği çıkar, atleti çıkar. Vücudunu çıkar, aklını çıkar. Çıkarttıklarını da çıkar. Terki terk. Terk, terk. Kaldıranı da kaldır. Sazın teline vurana, bu ders neymiş? Sazın teline vurana ne denilir bilen var mı? Mizrap. Harikasın. Midrap. Mizrap ya. Yani. Şimdi, tele vurmasına darp. Tele vurmasına bak, mizrap. Tele vurunca darp. Çıkan sese izdrap denilir. Osmanlıca yazdı. Ben de bir şey vardı. Ondan sonra e, bu, yani bu, he bu burasın dedim ya. Ref dedim ya ref. Ben da yok. <laughs> o, o kabir benim. O, o kabir benim. Tamam. Ama refu refeyle o alimi. Tamam. Ha bu da onun demiş ki tele vurmak mizrap mizrap. Evet bak şimdi Tele vuran o parça var ya alet. yazmış. Tele vurmasına tele vurmasında bak darp çıkan ses ızdırap dert söylettirir aşk ise dinlettirir. Dert söylettirir aşk ise dinlettirir. Mar galiba. Evet. <laughs> Hal o, şey, o zaman ne olur? Hal olmazsa mahal olmaz. Hmm. Mahal olmayan yere de inzal olmaz. Bu evet. sazı çalarken işte ondan sonra ne ol sonuç neymiş? Hal olmazsa, Sen de bir hal olmazsa... e bak. Evet. Ondan sonra evet. o vuran kim peki? Saza o mizrabı tutan kim? Hal ehli. Ha, ha. Hal olmazsa mahal olmaz, bu sistem olmazsa sazın olmaz. Mahal olmayan yeri de inzal olmaz. Oraya ayet inmez. Cebrail gelmez. İl... De inzal evet. Peki, devam etmiş. İnzal nedir? İnzal. Mekana, inzal mekana olmaz. Çünkü kendisi la mekan la zamandır. İnzal ise iyi dinle mekana olmaz. Hal ehlini olur. Hale gelir. Kader hali ve vicdanidir. İnzal mekan mekana olmaz. Çünkü kendisi la mekan la zaman. İnzal mahale hale gelir. Muhataba hale gelen alır. Kim alacak bu dersi? bu mehanede sarhoşlar sarhoş olan alır. Hale gelen haletlenir. Buraya eli demiş ki mehanedir. İçeriz demiş hakikat şarabını. Risale'de de var. Muhakemat. Onlar muhakimatta var yani. Onlar sarhoş olur. Hakikattan geçerler. İnsan mahalle hale gelir. Kader hali ve vicdanidir. Muhataba hale gelen alır. Muhataba. Halete gelen alır. Misal, televizyon, radyo, frekansları an ve an ve an ve an. Bu benim. Her yerde inzali var ama o hale mahal olana, o hale mahal olana inzal olur, çalar görünür. Vahin dilini bilmeyen bilmez bunları. Bu bizim şey. Vahin dilini, Risale-i Nur'un dilini bilir bunları vahin dilini bilmez bunları. O hep zahiri dili bildiği için bilmez. O sif lugatı bildiği için, sif Arapçayı bildiği için o zaman zahire müpteladır. Onun için Arapça bilmek faydası bir ise, iki ise Arapça bilmenin zararı sekizdir. Ümmiliğini bozuyor. Bilseydi bilirdi peygamber. Çünkü meale hapsoldun, debelenip çıkmaya çalışıyorsun. Keşke elhamdülillah Rabbil Alemin, Rabbil Rabbin hamdolsun hiç bilmeseydim. Başta değesin geliyor. Bilmiyorduk zaten biz. Onun için Nur Talebi'nin ekserisi okumamış insanlardan rahmet ilahiye gösteriyor ki o zatlardan ortaya çıkan o zatın değildir. O memerdir. Su borusu gibidir. Onun oradan akan su borudan değil. Boru şey yapıyor, naklediyor. Eğer meziyeti olsaydı, o zaman ondan geliyor bu manalar derdik. Meziyetsiz ol ki hafa turabında kalasın ki neşünema olasın. Bu ca şeyi kastetmiyorum. Allah Resulü ama ve ümmiydi. Ümmi demek bir manasıyla okuma yazmayı bilmemek demektir. Diğer manasıyla anasından doğmuş gibi fıtratına müdahale edilmemiş demektir. Ümmi ustad yarım ümmiydi. Yani üç, üç ay doğu alimleri fıtratıma müdahale etti diyor. Alim, alimin terbiyesine geçmek. Evet kardeş. Yarım ümmi yaptı seni. Çünkü kendisine benzetti. Kendisiyle boyaladı. İşte ondan diyecektir ki bu kadar senede okuduğum felsefe o mantıkla okutuldu ya Usta felsefe mi Onlar okutmuş. Odun, ben de kafamı teftiş ettim. İçinde yanması gereken çok odunlar var diyor. O alimler sokmuş. Yunan felsefesini sokmuş. Mantık da mantık okutmuş Doğu. Doğu alimleri mantık okutmuş. Onun için yarım ümmi. Bitiriyorum. Vahyin dilini bilmeyen bilmez bunları. O hep zahiri dili bildiği için. Anne yavruyu indiriyor. Anne yavruyu indiriyor. Baba yavruyu bekliyor. Anne yavruyu indiriyor. İndirirken indirmeye şahit. İndiriyor. Ümmül Kur'an. Kur'an'ın annesidir Fatiha. Baba ne yapıyor? Bekliyor. O indiriyor. Tabiri diğerle noktalı virgül. Anne bebeği cennetinden kovuyor. Baba dünyada cennetten kovulanı bekliyor. Babaya inzal oluyor. Anne cennetinden kovuyor. Baba ise o kovulanı alemin şahadette bekliyor. Babaya çocuk inzal oluyor. Anne çocuktan teresh ediyor. Burada ki, şey yapıyorum. Gece aynı zamanda Adem'i anlatır. Gündüz ise vücudu simgeler. Gece aynı zamanda Adem'dir. Gündüz ise vücudu simgeler. Şu siyayı bitiriyorum. Şu Süveyda'ya. Şuraya kadar buradayım. Ve bugün ezana kadar Fatiha'nı çekeceğiz. Vücutta Adem iki harftır. İki harften başladık. Ee, gece harftır. Gündüz harftır. Mevcudatı yazdı. Sessizlik bir harf. Ses bir harf. Manayı yazdı. Vücut da Adem de iki harftir. Mevcudatı yazıldığı gibi. iman küfür de iki harftir. Biri vücudu, diğeri Adem'i, alemleri yazdığı yazıyor. İman küfür de iki harftir. Vücut ve Adem'le Adem alemlerini yazıyor. Kadın erkek de harftır. Çocuğu yazıyor. Şirk itikat da bir harftır. Şirk zeminsiz zeminde İtikat vücudu ilimlerin yazıldığı yerdir. Cennet cehennem de iki harftır. Alemi gayb ve alemi şahadeti yazdıkları gibi. Cennet cehennem de bir harftır. İkisi ne yazdı? Alemi şahadeti yazdı. Kadın kadın vücut erkek adem mi oldu? Evet. Yani. <laughs> Sıkıntı ve huzur da iki harftir. Ne yazıyor? Sıkıntı ve huzur da iki harftır. Kabrin ve lutfun sultanlarını yazar. Lütfu karın şeyin vahid bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Külliyatta yazdım. Lütfu karın sultanları doğurur. Lütfu karın şeyin vahid ikisi aynı şey. Bilmeyen çekti azap. O azapları tefrik eden, Sultan. mananın sultanı olan anlar bizi. <laughs> Sıkıntı ve huzur da iki harfmış. Evet abi. Kabrin, kabrin ve lutfun, kahrın tabi. Kahrın, kahrın ve lutfun sultanlarını yazar. İlham ile vesvese de iki harftır. Vehim ile te, tefekkürü, bak ilham ile vesvese iki harftır. Vehim ile tefekkür iki harftir. Bak ilham ile vesvese vehim ile tefekkür. İkisi de iki harftir. Biri hidayeti diğeri ise vaidi kıyası yazıyor. Ya ilham ile vesvese hidayeti yazıyor. Vehim ile tefekkür de vaidi kıyası yazıyor. Mükte ve melukuttan çıkan her hayal ve tasavvur harfleri insanı yazıyor. Mülk ve melekütten çıkan tahayyül ve tasavvurda iki harftir. insanı yazıyor. Gözün siyah ve beyazı da iki harftir. Elif ve nokta da iki harftir. Niçin bir Allah'ın kulu sormayacak? Enede zerrenin ne işi var? 30. sözde. Evet. Tamam. Orada yap, görsel bir yaptık ya iki ders. 3 ve dördüncü derste gelecek. O zerreye gelince zerrenin bu risalede ne işi var? Nazm-ı mani ile bir kitap yazılır. Sıp bu elifin elifin yanında nokta ne işi var? En yanında en yanında noktanın ne işi var? Enem 30. söz. Enne ve zerre. Öneyi e anladık. En latif, en kesif. Gözün siyah veya beyazı da iki harftır. Elif ve nokta da iki haftır. Zenginlik fakir artık çıl, şey yaptım. Son, sonucu yazmıyorum. Elif ve nokta da iki harftir. Zenginlik fakirlik de iki, iki nokta kanatı yazıyormuş. Fakirlik de zenginlik iki harftir. Kanaat yazıyormuş. İlim ile cehil iki harftir. Ats ile kudret iki harftir. Fakr ile gına iki harftir. Vesair vesair. Gider de gider. Hayrihi ve şerri. Yeis. Hayrihi ve şeri ama dayanamadım bunu da ekledim. Hayrihi ve şerri. Hayr ve şerri yeis ve ümit harfi kül yazısını yazıyor. Hayrihi ve şeri yeis ve ümit de harftır kul yazısını yazıyormuş. Ha, yeis ve ümit kulu yazıyor. Hayri ve şeri kaderi yazıyor. Tahayyül ve tasavvur da iki harftır serbest bölgeyi yazıyor. Şu halde insanı hakikat o suveydanın sırrıdır ki sürekli endişe ve rüya mucibidir. Bu bana ait mi? O yeşiller bana ait değil. Siyah Hazret coşmuştur bitti. Coşmuş yat artık yazmış. Evet 9-8-2004 Güneyköy'ü saat 00.52 yat artık. Onu da yazarken deli ya. Tam değildi ya. Sana bunu niye yazdı 0052? Yat artık. Şu anda 0052 az kaldı. 49 mu? <gülüyor> 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 Dur. Süveyda'nın sırrıdır ki sürekli endişe ve rüya mucibidir. Hislerin ve kuvvetlerin özlerinin özüdür Süveyda. Hislerin ve kuvvetlerin özüdür. Orada diyor. Bu seslerin harfleriyle ortaya çıkan kelimeler o noktanın harfleri olan Düşüncelerin kabuk ve zarflarıdır. Arkadaşlar, bu Süveyda konuşuyor. Ses var ya ses. Bak, ses ve sessizlik. Sessizlik zemininde serf, ses harfleriyle, konuşma harfleriyle ne yazılıyor biliyor musunuz? Düşünceler yazılıyor. Düşünceler de bir kabukmuş. Mana yazıyor. O noktada mananın özüdür. Bu Süveyda da, taluk eden nokta en saftır ki o mana güneşinin aynısıdır. Mana güneşiymiş. Aynasıdır. Ayn, aynasıdır. Onun manevi ışığı mat akıl olmuştur ki mat bu akıl olmuştur ki yürekten dima aksetmesiyle ışık salmıştır. Bu da acayip bir kanun olacak. Güneş nereden doğar? Süveyda'dan doğar. Sonra oraları ısıtır. Akla nur olur. Güneş oradan doğar. Arkadaşlar ısıtmak için demiyorum. E, e, sema ne zaman ışık olur biliyor musunuz? Isırma demiyorum. Fizik kanunlarına göre güneş toprağa vurur. Topraktan yansıyanla sema aydınlanır. İlk önce kesife vurur. Sonra hava latif aydınlanır. Nitekim güneş felekteyken gökte dünya alemine değilken, aleminde değilken onun ışığı yere gelip ondan havaya aksedip cihanı aydınlatıp eşyaya hayat ve kuvvet vermiştir. Eşyaya o zaman enerji oluyor. musaddık bulup sonra fikrede Evet bakın arkadaşlar ağaçlar dirilmez, hava aydınlanmaz. Toprağa vurur, topraktan yansıyanlar vurdukça hava aydınlanır. Ee, güneş enerjisini vurur, yani ağaçların enerjisi sıcaklık değil. Toprağa. Onun gibi enfusi iç güneş karanlık gökten insana hakikate parlarken onun ışığı süveyda noktasına dolup ondan dima aksedip insan bedeninin his ve kuvvetlerini nurlandırıp uzuvlara hayat ve kuvvet vermiştir. Arkadaşlar vahiy, ilham, Sunu'a, Tulu'a, Tuşa'a, rumuz atlar. Süveyda'ya doğar. Süveyda'dan kalbe. Kalpten e, sadra. Oradan vicdana. Oradan dima aydınlatır ve ısıtır. Hidayet güneşi oradan doğar. Manalar oradan gelir. Üstad da diyor ya. Manalar kapten çıplak olarak çıktı. Evet. O zaman ma, yani dima bizatihi kalbin içinde değildir. Kalpteki fikirlerin, ilimlerinin aksettiği yerdir. Fikir ve ilim. İtikat başka bir şey orada. Mesela sadr dadır diyebileceğiz mi? Hangisi? Dima. Ya hayır, sad biraz da latif. Dima, dima yansıyor. Kalbin dişi ya. Hani kabuğu, sadr, derim mi, derim. Ha, ha orada olabilir. <laughs> Diye bir. Ama bir tamam ya. Ama Dimağın bir tamamıya sadrı denmez. Dima tamam, yok. Denmez. Dima dima bir sistemdir. Ama fikir ve düşünceler, manalar sadran sadır. Oradan evet. e, elemle şrah leke sadrak, sadr. Oradan sudur ediyor. Gelmiyor, sudur evet, yani. sudur ettiği yer. Sudur Oradan. Etti. Et. Peki fikirler ve düşünceler, malumatlar, bilgiler sadran dima giderken kalpteki o vahi geldi ya şeye. Süveyda'ya. Oradan hislere dönüşürse, his de yok ya, var ya his de var. O mananın içerisindeki his vicdana giderken, o mananın fikirleri dimağa gider. Yemek yedim. İnce bağırsak, karın bağırsak, ince bağırsak kara e, şey karaciğeri geldi. Karaciğerden paketleniyor. Tırnağa gidecek, böbreğe gidecek, değil mi doktorum? Oraya buraya gidecek. Ha, orada enerji yapılıyor şeyde karaciğerde. ATP falan dedikleri. Sonra diyor ki sen oraya git, sen oraya git. Karaciğer. Ha, karaciğeri sat. Ondan sonra tırnağa git, göze git. İkisi zıt. Tırnakta sert olacak, gözde o yumuşak olacak. Ha. Ka kalpteki kalpte olan hakikat. Sonra kalbe iner. Sonra ee, lup olur. Şey kalbe inmekten lup olur. Lup'tan kalp olur. Evet. Evet, sardan lup olur. Doğru söylemiş. Ee, şeyde alimler alimler demiş ki lup bundan daha camidir. Ayet risalede diyor ki e, kışır ve lup. Lup lubu bulan kışır ile meşgul olmaz. Var ya 42. Yeniye göre 49 makamında eee lubu bulan hakikati tanıyan şey onun için risalede aynı böyledir mana sadr, cevizin kabuğu gibi. Yani surettir, kanunet lubdur, hakikat kalptir. Süveyda, yani niçin peki hep konuşunca bunu böyle yapmadın? Dari Saleh'e gelmediğimiz için, alimlerden konuştuğumuz için. Şimdi Risalece olsun diye, <laughs> mana kalpten çıkar, öz olur, suret olur, yani sadr olur, sadr, gireceğiz ona dedi, olur. O saatten fikirler, düşünceler, bilgiler, malumatlar dima giderken his olacak. His olacaksa vicdana kayar. Onun için kalp nedir? Merkezdedir. Makesi efkarı dima, mazar hissiyatı vicdan. Böyle gidiyor. Tamam. Bu, bunu bilebilsek, bu dünyaya gelsek yeter bize. Bu tebrik. Nedir? Çünkü çok ciddi bir şey hakikat. Sen kimsin alimler böyle derken sen bunu şey yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> olabilir mi? Bakayım. Bakayım. Görme ilk defa gördüm ben bunu. Ne zaman yazdınız bunu ya? Öyle mi? Arşaz bir dakika. Arşaz kanuniyet doğru. E Süveyday mahiyet Aslında Süveyday kalp Hasan abi e kainatın bir tamamı kendisidir. Çünkü o Hiçbir belliğin şey yok ya. Yani bunu bilemiyorum. Çünkü emin olmayan söyle söyleyeyim. Söyle bir şey olmadı sanki Hasan abi. Ya. E bu biraz Arşazam olmadı gibi. Ha.

terhis oldu. Kabre girdi. Batını zahirisine galip oldu demektir. Evet geçti. Şimdi bitirelim. Ondan sonra çünkü bu bitmeden şu şuradayız ya. Ha, şuradayız. E şu kadar. Bunu okumayacağız. Yok tamam bitiyor. Haftaya. Onun ışığı yere gelip ondan havaya aksedip cihanı aydınlatıp eşeğe hayat ve kuvvet vermiştir. Onun gibi enfusi iç güneş karanlık gökten insanı karanlık gökten çünkü ateşe leyle va ahirece duhaha güneş karanlıktan çıkar güneşin çevresi karanlıktır madde yok ki ziya vursun da ısı ışık renk ortaya çıksın güneşin çevresi niye karanlıktır madde olmadığından ziya maddeye çarpmıyor peki ziya nereye çarpıyor dünyanın 100 kilometre atmosferine çarpıyor. O zaman ısı, ışık ve direnk, nuranilik çıkıyor. İşte burada da onun ışığı yere gelip ondan havaya aksedip cihanı aydınlatıp eşyaya hayat ve kuvvet vermiştir. Onun gibi enfusi iç güneş karanlık gökten insani hakikata parlarken onun ışığı suveyda noktasına dolup ondan dima aksedip İnsan bedeni bedeninin his ve kuvvetlerini nurlandırıp uzuvlara hayat ve kuvvet vermiştir. Güneş de Süveyda'dan doğar. Her biri kendi işinde meşgul olup lisan söyleyip kulak dinleyip göz görmüştür. Yani Süveyda'dan geliyor bu güneş. Bu sizin mi ya? Dima diye Bizim bizim. Bizim bizim. Dima diye şey yok. Onlar akıl diyor hepsine o bizim bu hepsine o manevi Nurun e, saçılışı ve tesiri erimiştir ki hepsine Süveyda'dan Doğan Güneş saçılmış var ya saçımı öyle hani Güneş sabah vurduğu zaman te, tesiri erimiştir ki bedenin her yerinde bir başka idrak ile başka fiil fiile ve başka isimle kendini kendini işini görmüştür şimdi Burayı bir açayım dedim siyah no, şeyle. Sesler de harftırlar. Her millet aynı. Bak arkadaşlar ses harfmiş. Sessizlik mekanmış. Her millet aynı harfi farklı seslendirirken. Mesela ı. İngilizler ay mı diyor. A diyor. A diyor değil mi? İngilizlerin a mi I. I. değil mi böyle ı? Bizim i. He. O zaman her millet aynı harfi farklı seksendiriyor. Mesela ı diyoruz, o a diyor, ay. Ses yazıya hiç benzemez. Elif, sesime bak, yazıya bak. Ses yazıya benzemez. Doğuştan sağır olan harfleri görür ama asla onun ifadesi olan sesleri bilemez. Bunun tersi de böyledir. Yani ama gözü görmeyen, sesleri duyar ama doğuştan ama ise ona uygun şekilleri hayal edemez. Nasıl ki güneş semadan ilk önce zeminde ortaya sonra semaya yansıdığı gibi mana da kalpten sonra dima, dima, aynasına, dima aynasına yansır. Süveydan'ın vesilesiyle subıtı sıfatlar olan duygular kalpte aktif olur. Kalbin dört sıfatlarından temizlemek diye devamı bitti. Neymiş o? Ka onu okuyayım. Kalbini dört sıfatlardan temizlemek. Hırs ne bunu temizleyeceğiz? Hırs, acele, haset, kibir. Bu sıfatların karşılığı olan dört faziletle kalbi süslemelidir. Bu faziletler ise bir Hırsı kısa emelli olmak, acele ile iş yapmak, haset halka nasihat etmek, kibir ehli imana herkese alçak gönüllü davranmak. Bunlar kalbin üstündeki elbiseleri ve gayeye ulaşmanın karşılıksız vesileleridir diye şey yapıyor. Tamam, burada bırakıyorum. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Tamam. Hizmet-i Kur'an'ı da ayağımızı kaydırmasın. Amin. Ya Rabbi oluşan haleti ruhiye, oluşan o haleti rüyenin hürmet ve hatırına İslamiyet'e ve Müslümanlara ve Gazze'ye yardım eyle. Amin. Düşmanlık eden başta İsrail ve onun maddi ve manevi yardımcılarını Kahra ismine karı perişan eyle. Amin. Ya Rabbi Türk milletin ve Türk ordusunu ve Türk ordusunu kılıcına ayağına değil düşmanına vurdurarak Allah'yan âlem İslam istam ittihadı İslam'la güldürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyenin yüzü sürmetine bizden o ortaya çıkacak nesillerimize İslam'a ve Kur'an'a kadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Evlerimize Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyede ayağımızı sabit kıl ya Rabbi alemin. Amin. Vahırda ahırda vahum إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع